Merhabalar, Arzu Cengiz Yaşam Renkleri, hoş geldiniz. Bu akşam Hakan Yedican hocamız bizimle birlikte, her zaman olduğu gibi. Diğer yayınlarımız Arzu Cengiz YouTube kanalımda kayıtlıdır. Oradan izleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Bu akşam kadim çağlardaki ilginç bağlantıları konuşacağız. Sevgiyle bekliyorum herkese ve değerli hocam Hakan Yedican'ı bekliyorum. Güzel bir akşam olsun diliyorum hepimize. Yine sevgiyle birlikteyiz. Hocamın yayını görür görmez alacağım, hemen bakıyorum. Değerli dostlarım, yavaş yavaş geliyorsunuz. Bugün yine çok heyecanlıyım. Sevgili Hakan Yedican hocamla yayın yapmak çok keyifli. Kendisi değerli ve kıymetli benim için. Merhabalar Gamze Hanım. Sevgiler, selamlar olsun herkese. Evet. Bakıyorum hemen hocama. Sevgili araştırmacı akademisyen Hakan Yedican hocam, bu akşam birlikteyiz. Değerli ve kıymetlidir kendisi. Diğer yayınlarımız kayıtlıdır. Arzu Cengiz YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şehmuz, merhaba, hoş geldin. Evet, özledik Hakan Bey'i. Hemen davet ettik, bekliyorum. Kadim çağlardaki ilginç bağlantıları anlatacak bize. Cezayir'den sevgiler demiş bir dostumuz. Cezayir'e sevgiler olsun. Kucak dolusu sevgiler gitsin İzmir'den. Evet, hocamıza sevgiler gönderiyorsunuz. Ben de bekliyorum sevgili. Sabaha kadar sürsün lütfen, özledik demişsiniz. Evet, sabaha kadar sürmesini isterdik. Almanya'ya sevgiler olsun. Almanya'dan yazdı bir dostum. Harikasınız. Göbekli Tepe Official, iyi yayınlar dilemişsiniz. Teşekkür ederim. Nazilli'ye sevgiler. Memleketim, canım Nazilli'm, sevgiler olsun. Kuzenlerim, canlarım, arkadaşlarım, dostlarıma sevgiler olsun. Hemşerim yazdı Nazilli'den sevgiler diye. Kendisine de sevgiler gönderiyorum. Güzel göründüğümü söyleyen dostuma teşekkür ederim. Güzel gören, gözü güzel olan, yüreği güzel olan güzel görüyor. Sesim az değil, bağırarak konuşuyorum. Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Hakan hocamı bekliyorum. Kuşadası'na da sevgiler olsun Gamze Hanım. Şanlıurfa, Göbekli Tepe'ye sevgiler, saygılar. Sesim derinden mi geliyor? Hemen bir bakıyorum sesim ne durumda. Evet, sesim açık şu an. Yüksek sesle de konuşuyorum. Urfa'ya da sevgiler, Çin'e'ye sevgiler. Ses güzel diyen dostlarım var, az diyenler var. Hakan Yedican hocam geldi. Hemen davet ediyorum. Kadim çağlardaki ilginç bağlantıları anlatacak bize. Kendisi çok değerli, kıymetlidir. Ve evet, merhabalar. Selamlar, merhabalar. Mer. Nasılsınız canım hocam? İyiyiz vallahi, sizleri sormalı. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda, çok şükür. Özledik sizi. Yine birlikteyiz, heyecanlıyız, mutluyuz. Sabaha kadar sürsün diyen dostlarımız var. Siz gelirken onları yorumlara bakıyoruz. Eyvah eyvah. Diğer yayınlarımız kayıtlı. Hem Hakan Yedican hocamın YouTube'unda, Arzu Cengiz YouTube'da kayıtlı. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldin canım hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, her şey? İnşallah gönlünüzce aynen bıraktığımız yerden kaldığımız gibi devam ediyordur. Çok şükür, çok şükür. İyiyiz. Dostlarımız da iyidir umarım. Sevgiler gönderiyorlar, özlediklerini söylüyorlar. Canım hocam, canım hocam yazıyorlar sürekli. Sağ olsunlar, böyle var olsunlar. Birlikte olmak çok keyifli. Öyle. Evet hocam, kadim çağlardaki ilginç bağlantıları konuşacağız bugün. Neler yaptınız görüşmeli? Önce oradan başlayalım mı? Valla görüşmeli çok gezdik, bol bol gezdik. Çok güzel ekiplerimiz oldu, güzel dostluklarımız oldu.
Yani işte sevgili Hamza yardımcı oğluyla beraber yine Güneydoğu Anadolu'da işte Göbekli Tepe'ye gittik, Nemrut'a gittik. Sonra Zerzevan Kalesi'ne gittik, incelemeler, araştırmalar yaptık. Röportajlar Göbekli Tepe'de aynı şekilde Nemrut'a tırmandık. Sonra bu sefer Karahan Tepe'ye de gittik. Orayı da gözümüzle gördük. Arazi sahibiyle tanışma, konuşma fırsatımız oldu. Tabii hep o yerlilerle gittiğimiz yerlerde konuştuk. İşte küçük ölçümlerimizi kendi çapımızda, minik araştırmalarımızı, ölçümlerimizi yaptık. İşte mümkün olduğunca fotoğraf, video, zaten bunları da sosyal medyada vakit buldukça izleyenlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, izliyoruz Evet. paylaştıklarınızı. Keyifli bir gezi oldu. Sağ ol. İnşallah bizlere de kısmet olur. İnşallah bir Yaşarız. dahaki sefer hep beraber yaparız inşallah. Yani çok keyifli geçiyor tabii sabahlara kadar. Hakikaten o zaman sabahlar olmasın moduna geçiyoruz. Sonra da işte Datça'da vardı yine 4 günlük bir ekibimiz. Ondan önce işte Fethiye Kayaköy'deydik Kadir Hanım'la beraber. Evet. Yani hani bayağı dolaştık. Bayağı güzel insanlar edindik. Onlarla işte fikir alışverişinde yaptık. Çok güzel geçiyor, çok zevkli oluyor, tabii keyifli oluyor. Bunları bizzat gitmek, görmek, bu televizyondan, YouTube'dan görmek de tabii ki aynı şey demek değil. Oranın havasını, enerjisini hissetmek bambaşka bir duygu. Her gittiğimizde başka bir şey dikkatimizi çekiyor, başka bir şey öğreniyoruz, başka bir şey duyuyoruz. Bunlar da tabii ki bizim geliştiren işte bilgilerimize bir tuğla daha eklemiş oluyoruz. Bunları da zaten paylaşmaya çalışıyoruz. İşte burada çıkardığımız ilginç sonuçları da sağ olun sizler sayesinde böyle merakla bizleri takip eden insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Biz de çok mutluyuz bizimle paylaştığınız için. Buyurun hocam, kadim çağlardaki ilginç bağlantılar nedir? Söz size bırakıyorum. Evet, Olgun abi de geldi galiba. Selamımızı söyleyelim. Gördüm, Selamlar. Olgun Aydoğ. Datça'da beraberdik kendisiyle. Evet, çok uykusuz geceler için kusura bakmasın. Ama çok güzel geçti. Umarım aynı şekilde o da hoşnut kalmıştır. Çok güzeldi. Sağ olsun bizi kırmadı davetimizi. Kabul etti geldi. O yüzden teşekkürlerimizi, sevgi ve saygılarımızı kendisine Selamlar. iletiyoruz. Onun değerli bilgilerinden de faydalandık. İnşallah beraber daha çok şey yaparız. Program yaparız diyorum. Yani şimdi bugünkü konumuza gelince şu şeyden bahsetmek istiyorum. Genel bir giriş yapmak gerekirse şöyle benim araştırdığım konular işte herhalde herkes 3 aşağı 5 yukarı tanıyordur nelerle uğraşıyoruz anlamışlardır. Ama kadim tarihimize baktığımız zaman ki bu kadim tarihimiz içerisinde dinler de bu kadim tarihten süzülerek geliyor. Biz süzülmüş halini semavi dinler olarak görüyoruz ama semavi dinlerin kaynağı ve orada bahsedilenler aslında sadece semavi dinlerle ortaya çıkmıyor. Tabii ki inanç sistemi Allah, şeytan, iblis, cennet, cehennem bunların hepsinin ortaya çıktığı belli tarihler, dönemler var ve bunlardan sonra kadim dinler ve kutsal kitaplar ortaya çıkartıyor ki bundan önce yazılı kayıtlar da var. İşte ne bileyim Hammurabi kanunlarından tutun da bugüne kadar gelen bir sürü şey var. İnanç sistemleri bazında baktığınız zaman işte mitolojileri görüyorsunuz. Sümer tabletlerini, ondan sonra Mahabharata, Ramayana, destanları, Gılgamış destanını görüyorsunuz. Ve bir sürü yerde aynı öğelerin geçtiğini görüyorsunuz. Hikayelere bakıyorsunuz yine aynı şekilde. Bunların kaynağını araştırdığınız zaman bakıyorsunuz ki tabii yazılı çizili böyle kaynaklar bulmak artık kadim denilen tarihlerde çok zor. Ancak anlatılar var, çizimler var, mağara çizimleri. Bakıyorsunuz dünyanın her yerinde sizle de yapmıştık bunun programını. Kaya çizimlerinden bahsetmiştik orada da. Tabii o programda sadece kaya çizimlerini ele almıştık. Ama bugün bu işin sadece mağaralarda, kayalarda, resimlerde, heykellerde aynı öğelerin kullanılmasından değil, bunu dinlerde, mitolojilerde, ondan sonra inanç sistemlerinde, bütün hikayelerde aslında aynı şeylerin anlatıldığı da hatta günümüze kadar geldiğini ve biz bunları da kullanıyor olduğumuzu insanların dikkatine sunmak istiyorum. Neden sunmak istiyorum? Ne yapalım hocam bunu diye düşünebilir bazıları. Ama şunu da düşünmelerini isterim. Bir şeye inanıyorsak ya da inkar ediyorsak, inanmıyorsak, bu inanç sistemi de olabilir, tarihi bir dayatma da olabilir.
Ondan sonra mesela ben Türklerin 1071'de Anadolu'ya geldiğine inanmıyorum yani. Çok daha eskiye dayandığına inanıyorum. Ve bunların kasıtlı şekilde tahrif edilerek kendi kazdığımız kuyuya düşürüyorlar bizi yani. Hani bunları ders diye biz okuyoruz yani. Christoph Kolomb'un Amerika'yı bulması yani işte 1590'lı yıllarda trajikomik bir iddiadır yani. Ondan önce onlarca kavmin yaşamasına rağmen hala böyle bir iddianın ortada gezinmesi bile aslında bilimsel bir saçmalıktır. Tarihsel olarak bunları aslında ele alıp bunlar ne saçmalıyor diye tarihçilerin elini masaya vurması gerekirken tüm bunlar çok normalmiş gibi bize hala dayatılmaya devam ediyor. Tabii evrim teorisiyle ilgili de çok çelişkili şeyler var. Bakın tür içi modifikasyonlardan bahsetmiyorum ama türler arası geçiş dediğiniz zaman o zaman sıkıntılı bir hal alıyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum araştırdığım kaynaklarda. Baktığınız zaman kadim tarihlerde kadim yapılara bakıyorsunuz. Birbiriyle çok ortak yönleri var. Yani şimdi bize bunlar nasıl öğretildi? İşte şu 1000 yılında, bu 2000 yılında, bu 3000 yıllık, bu 5000 yıllık, Göbekli Tepe 12 bin yıllık. Şimdi 12 bin yıllık bir şeyin ondan sonra 500 sene öncesiyle alakası olamaz. Arada binlerce yıl fark var. Yahut da 12 bin sene önce, 10 bin sene önce, 5 bin sene önce Afrika ile Amerika'nın ya da Avustralya'nın hiçbir bağı olamaz. Çünkü orada yaşayanlar ilkel kavimler, ondan sonra işte avcı toplayıcı, daha çanak çömlek yapmayı bilmiyorlar. Bakın çanak çömleksiz Neolitik çağ denilen bir bilimsel tabir var. Bakın adı üstünde. Çanak çömlek yapılmış. Çanak nedir? Alırsın kilden bir şeyi şöyle. Oyarsın içine yemeğini suyunu koyacak kadar güneşe bıraktın mı kurur zaten. Bu kadar basit bir şey yani. Hani yağmur yağdı toprak oldu. O toprağı kurut elinle çanak çömlek oluyor yani. Bu kadar basit bir şey. Bu kadar basit bir şeyi bile aslında yapamayan bir devir var. Ve bu tarihlerde karşımıza bir bakıyorsunuz. Ah Göbekli Tepe çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Mısır piramidi ki hep söylüyorum programlarda. Bana göre o da 12 bin yıllık çünkü. Yani Göbekli Tepe'yle eşittir ve bunu ben 5 senedir seminerlerimde anlattığım bu konularla dalga geçenler. Şimdi umarım Göbekli Tepe'nin isminin 12 Tepe olarak değiştirildiği ve ondan daha eskiye giden bulguların da olduğu toplam 12 tane yer şu anda keşfedildi. Bundan sonra daha da keşfedilecek ve bu tarihler bilimsel olarak kesinleşmiş tarihler. Şimdi bundan daha yakın değil tarih. Yani 12 bin senelik elimizde bulgular var. Bir sürü yerde var elinde. Hasankeyf'ten tutun, Göbekli Tepe'den tutun. Ondan sonra işte Karantepe'sinden şeye kadar hepsi bu yılları veriyor. Ama şu ana kadar çıkanlar, bunların daha altından belki başka bir katman çıkacak. Çok daha eskiye götürecek bizi. Yani şimdilik 12 bin sene öncesine gitmiş durumdayız. Ve yani şöyle bir şey var. İnsanların, niye biz bunları anlatıyoruz, paylaşıyoruz? İnsanlarımız, özellikle bu Anadolu insanı, Türk insanından bahsediyorum. Çünkü buranın coğrafyası. Biz sahip çıkacağız. Biz ilgi göstereceğiz. Biz gideceğiz. Turist olarak gideceğiz. Heykelini alacağız. Tişörtünü alacağız. Programını izleyeceğiz. Bir like atacağız ya da soru soracağız. Eleştiri yapacağız. Kitabını okuyacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bunları yaptıkça biz bu olayların araştırılmasına destek olacağız. Sonra araştırma yapan benim gibi arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Bunlarda ne oluyor? Çok çeşitli fikirler var. Benim de farklı fikirlerim var. Başkalarının da farklı fikirleri var. Bu farklı fikirlerde aynı olaya farklı açılardan bakmayı şey yapacak. Yani hepsi aynı anda doğru olamaz. Yani birisi bir konuda doğru söylüyordur, öbürü başka konuda başka bir şey doğru söylüyordur, başka konuda yanılıyordur. Bunlar da ne olacak? En azından farklı açılardan bakmayı, bilimsel olarak daha geniş bir açı yaratmayı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bize öğretilen tarihte çok büyük çelişkiler var. Ne diyorlardı? Mısır piramitleri en büyük piramitler. Hadi oradan bir giriş yapalım. Milattan önce işte 2590'lı yıllarda Keops'a Kufu'ya mezar olarak yapıldı. Kim diyor bunu? Bütün tarihçiler bunu kabul etti bir anda. Neden kabul ettiler? Bunu iddia eden, bu keşfi yapan kimdi? İngiliz mason ajanı Albay Wise'dı. Ve bu gidiyor yalan yunus yani ya böyle oranın özel boyalarıyla hiçbir şey bulamıyor içinde. Yazı yok, mezar yok, kemik yok, hiçbir şey yok.
Artık gireceğin yere de girdin. Hiçbir şey bulamadın. Artık geri dön, ödeneği kesiyoruz deyince o da bu şeyden mahrum kalmamak için ondan sonra böyle bir hileye başvuruyor. Bunları da şey yapacağız. Neden bu hilede Keops ve Kufu yazıp ona atfediyorlar? Çünkü hizalanma şaftı denilen şaftlar var. Güneyde ve kuzeyde 2-2-4 tane şaft var. Bu şaftlar işte güneydekiler Sirius'a Orion'a bakıyor. Kuzeydekiler Draco ve Alnitak küçük kepçe takım yıldızı ile ilgili bir hizalanmaları var. Bunlar diyorlar ki presesyonda milattan önce 2500'lü yıllarda hizalanıyordu. Bu hizalanmayı da yapsalar oranın en önemli şeyi kimse firavunu kişisi ona yapmışlardır deyip onun ismini oraya yağlı boyayla yazıp hadi bakalım Keops Kufu piramidi diye bilimselmiş gibi bizlere yıllardır söylüyorlar. Tarihlerinde sebebi bu. Ama bakıyorsunuz ki daha sonra Sphinx'in ayaklarında piramitte yapılan araştırmalar su aşındırmaları olduğunu, bu suların o taşları aşındırmasının bilimsel bir hesabı var. Bu hesaba göre çok daha eski oldukları, en az 12 bin yıllık. Yani Göbekli Tepe'yle eşit olduklarını, hatta Sphinx'in 150 binden 800 bin yıla kadar yani ucu açık bir tarihe şey olduğunu gösteriyor. Şimdi bu piramitler neden önemli? İşte bahsettiğim gibi çok daha eskiye dayanıyor. Bize öğretildiği gibi değil. Kufu'nun değilse, mezar değilse o zaman ne için yapıldı? Kim yapıldı? Kim yaptı? Neden yaptı? Nasıl yaptı? İşte tam bir muamma çıkıyor karşımıza. O yüzden bunları tıkamak için örtbas bilimi adamları, yani Deccaliyet sisteminin örtbas bilimi adamları bunları bu hikayelerle, yalanlarla bize tıkıyorlar. Yani araştırmayın. Bu böyle. Bunu böyle bilin. Bu iş böyle. Başka bir şey aramayın burada. Gerisi hurafedir, işte şeydir, teoridir, bilim dışıdır falan filan diye. İşte herkes kendi araştırmasını yapsın, görsün hangileri bilim dışı, hangileri bilim içi. Ondan sonra görsünler. Neden piramitleri örnek verdin? Çünkü dünyada birçok yerde piramit var. Sadece yani bu şeyde değil piramitler. Mesela Güney Amerika'da piramitler var. Ondan sonra Mısır'da piramitler var. Çin'de piramitler var. Bakıyorsunuz bu piramitlere, bütün dünyada bir anda öncülü olmaksızın aynı dönemlere, yakın dönemlerde de bunlar görünüyor. Mesela Endonezya'da var, Meksika'da var, işte Balinezya o ada sistemlerinde var. Aynı piramitler. Sonra merdivenli katlı piramit sistemleri bir anda dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılmaya başlanmış. Ve bunları kim yaptı? Nasıl yaptı? Biliyorsunuz Bosna'da da dünyanın en büyük piramitleri şu an için Bosna'da. Rusya'da var. Daha bunlar çıkacak. Kutuplarda var. Sonra gidiyorsunuz. Hadi bunları maymun yaptı. Avcı toplayıcı yaptı. Tamam. Mars'takini de maymun yaptı bir arkadaş ya. Bu nasıl oluyor? Mars'ta Sidonya bölgesine. Gidin bir bakın bakalım. Oradakini de maymunlar yaptı. Onda mı avcı toplayıcı Mars'ta neyi avlamaya gittiler de piramit yapıp döndüler. Yani artık bir şeylerin yani birilerinin kral çıplak diyebilme zamanı geldi ve geçiyor. Çünkü neden yani geçiyor? Şunu söyleyeyim. Bu piramitlerde garip anomaliler yaşanıyor. Bosna piramidinde de böyle. Meksika piramidinde de böyle çekilmiş videolar var. Bazı fotoğraflar var. Bu piramidin tam tepesinde o kocaman böyle bir ışın sütunu çıkıyor. Gözle görmemişler fotoğrafı çekerken. Yani çok anlık böyle bir şey olmuş. Ama fotoğraf makinesi o kareyi yakalamış. Ve videoda Bosna piramidlerinin tepesinden de bu şey çıkıyor ki hala bunun bilimsel kanıtları da var. 28,4 kHz hala bir yayın yapıyor. Frekans yayını yapıyor. Bu şimşekli havalarda yani çeşitli yıldız belki kombinasyonlarında ya da yıldırımlardan etkilenerek gözle görülür bir ışın haline gelebiliyor. Şimdi Bosna piramidi nerede? Yani Bosna Hersek ve Soko bölgesinde. Öbürü Güney Amerika'da. Bir tanesi Mısır'da. Geliyoruz Çin'de. Yani üstü toprakla örtülen biliyorsunuz Şiyan bölgesinde 300 metrelik piramit var. Beyaz piramit. Ve burada Türk sembolleri var içinde. Bütün bu şeylerin kimin yaptığı belli değil. Bakın.
Dünyanın her yerinde piramitler var. Yani biz sadece 3-5 tanesini ancak biliyoruz. Fakat şöyle bakmak lazım bu olaya. Dünyanın çeşitli bölgelerinde binden fazla toplamda piramit var. Binden fazla. Şimdi sayın desem kim sayacak 1.000 tanesi? Ben de sayamam ama işte Mısır piramidi yeni yeni işte anlatıyoruz, insanlar duymaya başladı. Bosna piramidi, Çin'deki de Beyaz Türk piramidi 3. Sonra 4 yok yani. Bir elin parmağını geçen yok. Neden? Çünkü bize anlatılmıyor. Çünkü belgesellerde bunun yerine evrim de evrim, Darwin de Darwin, Big Bang de Big Bang. Bunlar tıkaç projeleri, deccaliyetin bizim gerçekleri görmememiz için yaratmış olduğu. Allah'a şirk koşturan ve inanç sistemlerini de yıkma amacıyla yeni dünya düzeninin projesine hizmet eden bilim dışı iddialardır bunlar. Kanıtlanmış bir şey değil. Kanıtlansa zaten teori olmaktan çıkar. Bakıyorsunuz piramitlerde başka benzerlikler de var. Şimdi hepsi layoutları üstüne yapılmış. Şimdi bu kadar şey ilginç değil mi? Dünyanın her yerinde piramitler, piramitlerin hepsi aynı yapıda. Yani aynı şeyde ve bunların hepsi kardinal yön yani doğu batı kuzey güneye tam olarak hizalanmış şekilde yapılmış. Yani bu ilginç değil mi? Bunu nasıl yapıyorsun? Sonra bu bilgiyi nereden ulaştınız? Aynı anda bütün dünyaya nasıl yayıldı? Hani o güne kadar bir şeyler evini, barkını, ne bileyim işte kalesini, bilmem nesini hep bu şekilde yapar. Ondan sonra piramit yapmaya başlar anlarsın. Hiçbir şey yok. Öncül yok, soncul yok. Piramit yapıp bunları yıldızlara hizalıyorlar. Bunları kardinal yönlere hizalıyorlar. Aynı şekilde işte dört köşeli prizma, piramidal yapılar yapıyorlar. Ve bunların birbirleriyle olan kombinasyonları da çok ilginç. Mesela Çin'deki Şiyan bölgesindeki beyaz piramitler, Meksika'da Teotihuacan bölgesindeki piramitler, Mısır Giza bölgesindeki bildiğimiz piramitler aynı Orion takım yıldızının iz düşümü şeklinde. Hayda, bir de çıktı yıldızlar. E hani bunlar ilkel dönemlerde yapılmıştı? Binlerce yıl öncesiydi. Yani hadi bir tanesi yedi yuttu işte diyorlar ki hava çok temizdi. İşi gücü yoktu. Gece yatıp sabaha kadar yıldızları seyrediyorlardı. O yüzden işte çok iyi biliyorlardı. Gözleri de daha sağlıklıydı. Daha iyi görüyordu filan. Yani bunlar bilim adamlarının iddiaları. Yani onlar böyle açıklıyor bu olayı. Tamam hadi öyle diyelim. Plüton'a kadar çizmiş bütün güneş sistemini çıplak gözle kartal mı arkadaş bu? Nasıl görüyor? Yani bu mümkün mü? Buna inanmamız bekleniyor mu? Hala bilmiyorum. Peki kartal gözlü maymunumsular, avcı toplayıcılar bir bakışta Plüton'a kadar şak diye görüyor. Sonra yiyecek muzu yokken 300 metrelik taştan piramit yapıp bir de yıldızlara hizalıyor. Hadi diyelim ki buna inandık. Peki bunu Mars'ta nasıl yapıyor? Mars'ta Sedonia bölgesindeki piramitler de aynı dizilimlere sahip. Neden bunu Orion takım yıldızına göre yapıyor? Başka yıldız yok mu? Çok daha parlak yıldızlar var. Neden onları baz almıyor? Neden Sirius değil? Neden Deneb değil? Kuğu takım yıldızı değil? Ya da Çoban yıldızı, Kuzey yıldızı değil de Orion'daki Kemer yıldızlar. E bunları birilerinin artık açıklama zamanı geldi. Yani bu bağlantıları ben nasıl açıklıyorum? Kendi araştırmalarıma göre. Belki yanılıyorum. Belki zorla da yatıyorum. Ama bunları incelediğiniz zaman bu konulardaki bilgilerin ne kadar yetersiz ve gerçek ve bilimsellikten uzak olduğunu, asıl bilimsel şeylerin bu şekilde baktığınız zaman karşıya bir anlam kazandığını araştıran herkes görecektir. Şimdi bakıyorsunuz bunlar hep ilkel gözüyle bakıldı kadim tarihlerde. Fakat Güney Amerika'da şöyle bir çalışma yapıldı. Bu şey yerlilerle konuşuyorlar. Diyorlar ki işte biz niye işte burada buraya yapıyorsun böyle garip garip bölgelere yapıyorsunuz inşaatlarınızı, tapınaklarınızı falan. Bunu diyor biz söylemiyoruz. Tanrılar yaptı diyorlar ve bu yıldızlara göre diyor yapıldı. Nasıl yani falan diye inanmıyorlar bunların yapıldığına ve bu yıldız sistemlerine göre olduğunu hadi diyorlar bakıyorlar. Bir bakıyorlar gerçekten yıldız haritasını koyduğunuz zaman bütün o tapınaklar aslında yıldızlara denk geliyor. Bir takım yıldızlara cuk diye oturuyor. Ve o şablonu oturtuyorsunuz. Bütün tapınakları oturtuyor. Tuttuğunuz zaman
Sonra tam böyle ormanda toprak bir arazi, yani çok yeşillik ormanlık bir arazide bir şey daha olması gerekiyor. Ve gidiyorlar oraya, araştırıyorlar. Bakın bu yıldız sistemini kabul ettikleri zaman ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra bunu anlıyorlar. Gidiyorlar, araştırıyorlar. Tam olarak o yıldızın olduğu yerde başka bir tapınak daha ortaya çıkınca, ha, o zaman bilim insanları diyor ki evet, buradaki şey tamamen yıldız haritalarına göre yapılmıştır. Şimdi yıldız haritasına göre tapınak yapma. Ve bunları zaten yapanların torunlarının torunu söylüyor. Bunları tanrıların bilgisiyle bir yaptık ve bunlar diyor yıldızlarla alakadar diyor. Kim bu tanrılar diyorsunuz? Şimdi o zaman piramitlerin olduğu yerlerde karşınıza her zaman neler çıkıyor? Bir takım tanrılar. Aynı semboller, aynı hikayeler, aynı inanışlar çıkıyor. Yani kimdir bu tanrılar? Yani kimi zaman işte Sümer'e giderseniz bunlar Anunnaki olarak karşınıza çıkıyor. Ondan sonra işte başka şeylere gittiğiniz zaman mitolojik tanrılar olarak çıkıyor. İşte Zeus oluyor, Enlil oluyor, Enki oluyor, Mısır'da Ptah oluyor, Marduk oluyor, Ra oluyor. Gidiyorsunuz işte Hint şeyine gittiğiniz zaman Brahma oluyor, Vişnu oluyor, Krishna oluyor. Sonra işte Odin oluyor, Thor oluyor, Loki oluyor. Güney Amerika'ya gidiyorsunuz, Quetzalcoatl tüylü yılan oluyor. Halbuki Mezopotamya'daki bizim Hermes, Thoth, Ningis, Sidda dediğimiz karakterin ta kendisi. Peki bu kadar birbirine uyan şeyler var. Ya bunlar aynı karakterlerse? Bakın kimsenin bunu söylemeye dili varmıyor. Bu cesareti gösteremiyorlar. Çünkü bu çok ciddi bir olay. Bunu söylemek, yani bu cesurca bunun arkasında durmak hakikaten herkesin harcı değil. Ama ben diyorum ki arkadaşlar, benim yaptığım tüm araştırmalar mitolojilerde, ki bahsettik bunlardan da programlarda, yine bahsedeceğim. Detaylı alacağım. Mitolojik karakterler aynı kökenlere denk geliyorlar. Bakıyorsun aynı karakterler, aynı soy ağaçları var, aynı silahlar var, aynı özellikler var, aynı olaylar var. Nasıl oluyor? Birbirinden habersiz bu insanlar bunu nasıl yapabiliyor? Mitolojiler de aynı. Ve bir bakıyorsunuz bu mitolojinin olduğu yerde, ah, piramitler olmaya başlıyor. Piramitlerin olduğu yerde işte bir takım semboller olmaya başlıyor. Bir takım kaya yapılar olmaya. İlla piramit olması gerekmiyor. Şimdi piramit diye başladık ama tabii tek derdimiz piramit değil hiçbir zaman. Yani neler var burada? Mesela en önemli şeyleri, bu bölgelerde öncülü ve ardılı da olmayan anormal gelişmişlik örnekleri var. Şimdi bu sadece mimaride değil. Acayip bir inanç sistemi geliştiriyorlar. Ritüeller geliştiriyorlar. Sonra muazzam kaya işçiliği. Sonra muazzam bir lojistik. Mesela Peru'ya gidiyorsunuz. Ya orada da eritilmiş kayalar var. Kayaları bariz dönerek delmişler böyle metrelerce uzunluğunda yuvarlak şekilde ve bunların bilimsel olarak incelediler. Çok gelişkin, ancak elmasla bunu delebilirsiniz diyor. Ve çok gelişmiş, yüksek devirli, öyle elle yontmayla falan olacak şeyler değil yani. Bunlar bilimsel olarak kanıtlandı. Nasıl yaptınız? 5000 küsür metrelerde o kayaları oraya nasıl çıkardınız? Yani anlamı olmayan hareketler bunlar. O devre gittiniz ama şimdi de gidin Peru'da. Adamın üstünde bir tane peştemal gibi bir şey var. Başka bir şey yok zaten. Ne aleti var, ne edevatı var. Bırakın binlerce sene önce yapmayı. Şu an 2021 teknolojisiyle hadi şunu yap desen. Ya şu anki teknolojiler yapmaları yine çok zor yani. Peki bunlar nasıl oldu? Mesela Mısır'da bir anda 150 metre piramit yapıyorsun. Sonra niye? Maliyeti mi fazla geldi? Canınız mı sıkıldı? Niye yapmadınız bir daha? Sonraki firavunlarınız değersiz miydi? Bir tek Keops mu değerliydi? Ondan öncesi değeri yok muydu? Keops'u diğerlerinden, Kufu'yu, madem Kufu'nun mezarı diyorlar, sorun bu soruları. Keops'u bu kadar önemli yapan şey neydi? Yok, öyle bir şeyi yok, farkı yok yani. Zaten Keops'un kendi stelasında, ben tahta çıktığım zaman bu piramitler çoktan burada vardı yazıyor. Her şey külliyen yalan yani. Sonra bakıyorsunuz bu gelişmiş teknoloji, hepsinin içinden astroloji çıkıyor. Ve dünyanın her yerinde. Ve bu dünyanın birçok yeri dedim ya, binden fazla piramit var. Şimdi sadece piramitler binden fazla. Bir de şimdi Göbekli Tepe piramit mi? Hayır.
Orası önemsiz mi? Ha, hepsinden önemli belki. Tamam, bakıyorsunuz. Bir de Göbekli Tepe gibi Stonehenge var mesela. Aynı yapılar. Çember, dikili taşlar, T biçimli taşlar. Bunlar sadece Göbekli Tepe'de yok ki. Bu kadar insan aynı dönemde niye aynı şeyleri yapıp durmuş? Dertleri neymiş? Şimdi önceki programlarında bahsettim. 100 bin yıllık Afrika'da aynı Göbekli Tepe benzeri taştan acayip yapılar var. Hani tapınak demeye dilim varmıyor. Çünkü bu kadar böyle artık klişeleşmiş bir lafla üstünü örtmek bana hoş gelmiyor ya. Yani. Ne tapınağı? Tapınak diyorsan o zaman diyeceksin ki tanrısı şu. Mille yapanlar şu. Şu din ismini koyacaksın o dinin. Neymiş tapınması, tanrısı, ritüeli, tarihi. Ondan sonra diyeceksin ki tarih bu. Millet bu, yapan bu, din bu, tanrısı, inandığı tanrısı bu. Ha işte bu şeyde bu arkadaşlar yapmış. Var mı böyle bir açıklama? Yok. Niye? Ev değilse, okul değilse, baraj değilse, köprü değilse, kale değilse o zaman tapınaktır. Hiçbir şey bulamayınca tapınak deyip geçiyorlar, gidiyor. Ya tapınak da değilse? Ha, işte onu söylemi, ondan öteye geçmeni istemiyorlar. O zaman saldırılar başlıyor. Niye saldırıyorsunuz arkadaşım? Ben Afrika'daki tapınaktan benim ne gibi bir çıkarım olabilir yani? Şimdi diyoruz ki burada astronomik, astrolojik hizalanmalar baz alınarak yapılmış. Bunlar ispat oluyor. Bakın Göbekli Tepe'de de oldu bunlar. Ama maalesef bazı bilim insanları bunu kabul ediyor, bazıları etmiyor. Ya diyorum ki ben de bir şey, ya yıldızlar hizası vardır ya yoktur. Taşın yeri değişmiyor ki, gidin ölçün. Yalansa da yalanlayın. Deyin ki bu yıldıza bakmıyormuş. Şu işte güneşe bakmıyormuş. Bu kuzeye dönük değilmiş. Deyin o zaman. Ha biz de diyelim ki kardeşim bu adamlar bize yalan söylüyor. Bir daha onları okumayalım, araştırmayalım. O öyle iddialarda bulunanlar, uzak duralım. Çünkü bu ölçümleri ben yapmıyorum. Ya da benim gibi bu kitapları okuyup da bu sonuçları çıkaranlar kendileri ölçüp de yapmıyor. Ama onlar da bilim insanı. Ölçtük diyorlar. Şu yıldıza denk geliyor, şu tarihe denk geliyor diyor. Yalan mı söylüyorlar? O yüzden bunları artık herkesin kendisi araştırması gerekiyor. Çünkü ana akım denilen bir yapı var ortada. Bilim. Bu kontrol ediliyor. Birileri tarafından buna böyle diyeceksin. Amerika'yı Christoph Kolomb buldu. Nasıl bir bulmak arkadaş? Kaç tane medeniyet var? O kadar gelişmiş yapı yapıyor. Kayaları eritmiş adam 1500, 2000 sene, 3000, 5000 sene önce. Kızılderilisi, Mayası, Dolteki, Azteki, İnkası. Bunları yok say. At çöpe. Christoph Kolomb. Ne Kolomb'muş arkadaş? Ya bizdeki bu Avrupa ecnebi düşkünlüğünden de bir sıyrılmamız lazım yani. Türklüğümüzden utanır hale getirdiler. Tarihimizden utanır hale getirdiler. Niye? 1071'e kadar dağlarda gezen, hiçbir şeyi olmayan, böyle sanki büyükbaş hayvanlarmış gibi bizi oradan oraya, buradan buraya, barbar, yamyam, işte vahşi, kan dökücü, böyle bir medeniyetten uzak bir şey hale getirdiler. Ve biz de bunları inanıyoruz ya. Adamlar bunları yazıyor kitabına. Biz ders diye çocuğumuza, öğrencimize okutuyoruz yani. Benim ağrıma gidiyor yani. Ya kusura bakmasınlar, benim dedim Çanakkale'de savaştığı adamın torununun yazdığı yalanlarla ben Türk tarihini okumakta, anlatmakta istemiyorum. İstemiyorum çünkü yalan arkadaşlar. Bu adamlar yalan söylüyor yani. Ha bilmiyorlarsa bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bu kadar bilimsel şey çıktı artık. Hala bunlara ayıp değil mi ya? Atamıza, tarihimize, Anadolu'muza, topraklarımıza sahip çıkmayacaksak, biz çıkmayacaksak kim çıkacak? El alemin Johnny'sinden de mi medet umacağız yani? İşte biz çıkmazsak onlar da bize böyle bunları maalesef ki dayatıyorlar yani. Yani bu Göbekli Tepe de çağın çok ötesindeydi. Bu gittiğimizde turumuzda Hamza Yardımcıoğlu'yla beraberdik. Ve gittiğimizde çok güzel bir şey oldu. Göbekli Tepe'nin kaşifi, nur içinde yatsın diyelim. Kaybettik kendisini 2014'te çünkü. Profesör Klaus Schmidt orayı bütün dünyaya çıkartan, duyuran insan. Ve onun eşi arkeolog ve bütün çalışmalarda yanında bizzat bulunan Çiğdem Köksal Schmidt'le tanışma imkanımız oldu. Hatta Göbekli Tepe seminerime de katıldı. Onur verdi bizlere. Çok heyecan vericiydi. Kendisiyle kısa da olsa sorular, cevaplar ve iletişime geçme fırsatımız oldu. Güzel bilgileri bizlerle paylaştı sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey var.
Göbekli Tepe'ye kadar bilinen tarih şu anda bitti. Çöp gitti. Yarın öbür gün çok daha eskisi var. Bakın Afrika'da 100 bin yıllık diyorum. Bosna piramidi 30 bin yıllık diyorum. Ben bunları sallıyor muyum? Kaç kere gittim Bosna piramitlerine, inanamadım. Acaba dedim ya, böyle bir şey iddiada bulunuyorsa doğru mu değil mi? Onun da kaşifiyle konuştuk. 3 saat ona da seminer verdik. Adama ayakta alkışladı. Onunla ilgili çok önemli işte buluşlar, keşifler var. Birazdan bahsedelim. Baktığınız zaman biri 30 bin yıllık, öbürü 100 bin yıllık. Arada da var bir sürü şey. Sonra mesela işte Hakasya Türklerinin ay yıldız sembolleri mesela 17 bin, 19 bin yıllık. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, aa, orada ortak şeyler var mesela. Ay yıldız sembolizmi. Nereden geliyor bizim Türk bayrağına? Tesadüfen mi geliyor? Hayır. Bunlar ta Muğ kıtasına kadar dayanan, işte Muğlar, Atlantisler. Ve bakıyorsunuz buna, dünyanın her yerinde mesela aynı şeyleri de görüyorsunuz. Anlatımlar da aynı. Nedir? Dünyanın her yerinde anlatılan, herkesin kabul ettiği bir şey var mesela. Çok büyük bir tufan. Biz Nuh tufanı olarak biliyoruz ama Aborjin başka bir ismi var. İşte Mezopotamya'da Utla Piştim diye geçiyor. Ondan sonra işte başka bir yerde başka bir isimle geçiyor. Ama hep bir fırtınadan kurtulan, insanlığa bir öncülük eden birileri var. Kendi yöresel ismiyle, yöresel hikayesiyle anlatılmış. Ama aynı hikayeler. Yani burada hep tanrılar var. Bir fırtına çıkmış, işte gemiyle birisi kurtarılmış filan. Ve bu hikayelerin yanında muazzam mimariler var. Bu mimarilerle ilgili başka bir şey de var, ondan da bahsedeyim. İlginçlikler bunlarla da bitmiyor yani. Bu mimarilerin, piramitlerin olduğu yerde ne var biliyor musunuz? Mumyalama. Bir anda. Yani hiç o kültüre ait daha öncesinde böyle bir şey uygulama yokken bir anda devasa taştan binalar yapıyorlar. Astrolojik hizalanmalar, yani matematik, lojistik, astroloji, astronomi, ondan sonra trigonometri, her tür şeyi bir anda, bilimi kullanır hale geliyorlar. Üstüne üstlük bir inanç sistemi geliştiriyorlar. Aynı sembollerle, aynı tanrılara inanıyorlar. Ondan sonra da ölüleri mumyalama geleneği başlıyor. Mumyalama hep bize Mısır kökenli en eski mumyaların ve en iyi mumyaların Mısır'dan çıktığı söyleniyor. Ama bu da doğru değil. Biliyorsunuz Lolan Güzeli diye bir şey vardır. Yine Türklük'te alakadar ve çok daha kaliteli, çok daha eskilere dayanan mumyalama tekniklerini yine Türklerle bağlı olduğunda araştırdıkça görüyorsunuz. Şimdi o nereden çıkmış? Peki çıkmış binlerce yıl önce, nereden çıkmışsa çıkmış. Hadi ona da bir şey uydurdular diyelim, bir tesadüf olmuş. Ondan sonra çıkmış. Sonra neden vazgeçilmiş? Bütün dünya bir anda çıkartıyor. Bütün dünya bir anda şey, bu moda mı? Ne var ya, Fashion TV'de hadi diyor, bu yılın modası mumyalama. Herkes ölülerini mumyalasın. Sonra işte bu sene mumyalamasın. Böyle mi oluyor yani? Nasıl açıklayacaksınız bunu? Ya burada ortak bir kültür var. Ve bu global anlamda tüm dünyayı etkiliyor. Ve ben de diyorum ki bu zaten insan olmayan ama insanımsı dünya dışı varlıkların temasıyla yayılıyor. Zaten onların bilgisiyle oluşuyor. Onların başkalarına taşımasıyla yayılıyor. Onların verdiği ortak bilgilerle bu şekilde ortak olabiliyor. İşte buna Anunnaki mi dersin, melek mi dersin, cin mi, şeytan mı, iblis mi, ifrit mi, ne diyorsanız artık. Ama bir şey demek zorundasınız çünkü dünyanın her yerinde bunlardan da bahsediliyor. Yani şimdi bu olayların geçtiği her yerde, yani mesela o devasa taş yapılar varsa gidin istediğiniz dünyanın yerisi, oradaki yerel halkı dinleyin, aynı hikayeleri size anlatacaklardır. Aynı semboller ve tanrılar gidiyor. Hep de şöyle söz veriyorlar, geri geleceklerine dair söz veriyorlar. Bakın o hikaye de aynı. Bu bizde ne oluyor? Semavi dinlerde dönüyor dolaşıyor. Şimdi Hristiyan, Kur'an'da böyle bir şey yok ama Mehdi inancının da kökenini oluşturuyor. Yani Mehdi geri gelecek, bizi kurtaracak. Yani şöyle de bir şey var. Yani niye Mehdi geri gelsin de bizi kurtar? Sen kafanı kullan da önce kendini kurtar. Sonra kendini kurtardıktan sonra başkalarını da kurtar. Mehdi'ye ihtiyacın kalmasın sen. Sen
kötülük yapmaya, negatiflik yapmaya, günah işlemeye devam edersen o zaman mecbursun yok olmamak için bir Mehdi'yi beklemeye. İşte her neyse, o Mehdi inancı da sıkıntılı bir şey. Yani hani döndüler dolaştılar, bunu Enki'ye, Mardu'a bağladılar. Millet Enki diye celladını bekliyor yani. İblisi, şeytanı burada Mehdi diye buraya getirmeye, boyut kapısı açmaya uğraşıyorlar. Şiva'da hadi şey yapmayalım yani, o konulara girmeyelim. Ondan sonra nelerden bahsettik? Mesela kaya işçiliği. Çok enteresan bir şekilde Göbekli Tepe'de de aynısı var. Yani her defa gidiyorum ve yani hayranlığım geçmiyor yani. 100 kere de gitsem, 1000 kere de gitsem her gördüğümde aynı duyguyu yaşıyorum yani. Bosna piramidinde de öyle olduk. Yani diğer Mısır piramidine henüz gidemedik ama inşallah seneye planımız var. Ondan sonra orada da öyle yani. Devasa şeyler var. Onların yanına gittiğin zaman ya bunu bir insan nasıl yapar? Olmaz böyle bir şey diyorsun. İnanamıyorsun. Ve muazzam harç kullanılmadan taş işçiliği. Çal. Hadi bu da yapıldı diyelim. Onu da diyorlar ki işte kumlardan özel bir işte jeopolimer tekniği kullanıldı. Oranın kayaları bir şekilde ondan sonra kalıplara döküldü. O sertleşince kaya oldu. Tamam, olabilir. Bu tarz şeyler, o da bir teknoloji. Sen onu nasıl kullanıyorsun da yapıyorsun? Neyle neyi karıştıracaksın? Nasıl kurutacaksın? Arasına hiçbir harç kullanmadan. Bu da teknolojiyle olabilecek bir şey yani. Bu da yetmiyormuş gibi. Bu şeylerde eritilmiş kaya örnekleri var bakın. Nerede var mesela? Bosna piramitlerinin o içinde şey var. Ravne tünellerinin içinde. Böyle devasa sabun gibi şeyler yapmışlar. Ama 4 tane farklı katmandan oluşuyor. Doğal bir oluşum değil. Hani oralara doğal oluşum diyen arkeologlara lütfen önce bir gidin. Ondan sonra oradaki bilimsel verileri bir araştırın. Ondan sonra konuşun. Hani doğal diyecekseniz sonra deyin. Ama bütün bunları bilmeden yani utanmadan bir de doğal oluşum deyip geçip gitmeyin yani. Yüzlerce bilimsel adam şeyini yayınlamış. Bu diyor doğal değildir diyor. Bunların da bütün bilim insanlarının aletlerini yayınlamış. Daha hiç gitmeden bakıyor, bir tane resim internetten görmüş. Aa, doğal oluşum. Niye üstünde işte 4 tane çam çıkmış? Ya 12 bin senelik toprak altında bu. 12 bin senedir üstünde ağaç da çıkar, ot da biter yani. Bu mu sizin bilim insanlarınız yani? Her neyse. Burada bakıyorsunuz ne var burada? O 4 katman dediğim o devasa sabun gibi şeyler farklı özelliklerde katlar yapılmış ve 2 katmanı eritilerek yapılmış. Hadi buyur. Şimdi binlerce yıl öncesinde ki Güneş piramidi 29.800 yıllık. Bunlar bilimsel veriler. Yani isteyen YouTube kanalında 4 saat belgeselini yaptım artık yani. En son dayanamadım. Doğal oluşum, doğal oluşum. Artık o 4 saati izleyip hala doğal oluşum diyorsa nesi doğal nesi değil artık otursunlar, herkes kendisi düşünsün. Bu iddiaları bulunanların hangi tarafta olduklarını. Şimdi bakıyorsunuz eritilmiş kaya teknolojisi nedir binlerce yıl önce? Bir kaya kaç bin derecede erir? Yani 1600-1700 dereceden önce kaya erimiyor. Bir de sen onu nasıl eritiyorsun? Niye eritiyorsun? Nereden öğrendin? Sen ateş yakmayı bilmiyor. Adam eti çiğ yiyor diyor. Yani avcı toplayıcı daha böyle pişirmeyi bilmiyor vurduğu tavşanı. Kaya eritiyor bizimkiler. Nasıl oluyor bu iş? Ya burada bir tezatlık yok mu? Ben de diyorum ki evet, böyle ilkel, aynı dönemde ilkel şeyler de var. Kavimler var dışarıda. Evet, dolanıyor. Ama ilkel olmayan, aynı zamanda ilkel olmayan bir tür de var. Ve bunların türleri de, genleri de birbirinden farklı. Genetik olarak zaten herhangi bir genle alakası olmayan yeni türler keşfoldu. Yani işte Rusya'da bulunan son şeylere bir baksınlar bakalım. İnsanlık Afrika'da mı çıkmış? Yoksa Orta Asya'da mı çıkmış? Yani bunları gün geçtikçe bulunan şeyler bu örtbaslarının hepsinin sis perdesini aralayacak. Kanıtlar her geçen gün bilimsel olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kaya eritme. Peru'da ya dağın tepesinde 5500 metrede neden kayayı, devasa kayalar yine aynı şekilde arasına jilet girmiyor. Aynı teknolojiler, aynı mükemmel işçilik, aynı lazerle kesilmiş gibi böyle şeyler, geometrik hatlar. Sonra mesela kayalar oturtulmuş birbirine, 27 gen kaya var.
Yani 27 gen bir kaya deli mi bu adamlar? Neden yapsınlar ya? Sizin evinizde herhangi bir tuğla 27 gen mi 2021'de? Bu kadar hani teknoloji var diyoruz filan. Baktığınız zaman hadi bir tanesi kaya manyağı, kendini geliştirdi. İşi gücü yoktu, sabah akşam kayalarla oynuyorlardı. Çok ileri gittiler. Hani hep öyle diyorlar ya, bir yapıştırıyorlar, hikaye geçiyorlar. Bütün dünyada nasıl oluyor bu bir anda? Herkes kaya eritiyor, herkes piramit yapıyor, herkes işte mumya yapıyor, herkes... Bunlarla da bitmiyor ve bunlara sorduğun zaman hikayelerini, hiçbiri de kendimiz yaptık demiyor. Bir de böyle bir durum var. Bak, ilginç bir benzerlik değil mi? Hiçbiri şimdi kendi yapsa, kaç bin sene önce böyle bir şey yapacaksın. 27 gen kayadan bilmem ne yapacaksın. Bunu ben yaptım kardeşim, kazımaz mısın üstüne? Şu kral yaptı, şu mimar yaptı demez misin? Nerede kralı mimarı? Yok. Hepsi diyor ki tanrılar kim yaptı, kim öğretti, nasıl oldu bu işler? Hepsi gökyüzünü işaret ediyor. Tanrılar diyor. Kim o tanrılar? Gene aynı. Tanrı dedikleri, bakın, semavi dinlere ters bir şey söylemiyorum, onlar da söylemiyor. Hani bize hep şöyle şey yaptılar. İşte bir tane ağacı yontuyor, put diye o çocuğunu kesiyor, ateşe atıyor, bilmem ne yapıyor. Hiçbir dönemde insanlar bu kadar salak değildi yani. Hele o dönemde çocuklar, erkek çocuklar, ilk doğan çocuklar en değerli şeydi adam. Adamın arabası yok, bilgisayarı yok, modemi yok, bilmem ne, interneti yok. En değerli şeyi soyu, geni, ailesi ve onun için savaş yapacak, tarlada çalışacak erkek çocuğu. Bunu niye öldürsün adam ya? Bu kadar aptal mı? Bu kadar aptalsa bu kadar işi nasıl yapıyordu bunlar? Bunlar puta tapmadılar. Hiç kimse bir yerde puta muta tapmıyor. Bunlar sembol. Hep söylüyorum. Şimdi ben sarı kanarya takımını tutuyorum dediğim zaman aklınıza bir kuş mu yoksa Fenerbahçe spor kulübü mü geliyor? Bakın, bir tanesi hayvan, bir tanesi spor takımı. Biri tekil, biri çoğul, biri hayvan, biri insan. Ne kadar farklı yerlere gidiyoruz. İşte bu sembolleri kullanıyorlardı. Evet, tamam. Şimdi ben atıyorum mesela kara kartal için canımı veririm desen. Bu hayvanat bahçesindeki bir kara kartalla mı alakadar, yoksa o takımla mı alakadar? Şimdi ben bunu Türkiye'de söylersem bunu herkes, kadın erkek, iyi kötü duymuştur, biliyordur ya da bilmiyorsa da kocasına, karısına, çocuğuna sorsa 3 saniyede öğrenebilir. Ama ben aynı lafı kağıda yazıp ya da bir hiyeroglif şeklinde binlerce sene sonra Papua Yeni Gine'de bir taşla kartal için canımızı vermeye hazırız, kara kartal için desek, öyle bir yazı bulsak, hadi bakalım arkeoloji bilim insanları bunu nasıl çevirecek? Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Zaten işte aynen o şekilde çevriliyor. Bu sadece arkeolojik anlamlarda, mitolojilerde değil, maalesef ki dini şey, mitlerde, eserlerde aynı hatalar yapılıyor. Yani bunların artık günümüz bilgileriyle, bakın, ilimden, bilimden bahsediyorum. Bunu ben de bahsediyorum Kur'an'da. Kur'an'ı okurken acele etme diyor. Önce Allah'ına dua et. Ne diye dua et diyor? Allah'ım ilmimi arttır diye dua et diyor. Yani ilmin, bilmin artmazsa Kur'an-ı Kerim anlamazsın diyen sadece ben değilim. Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Yani bir adam, bir insan, bir din insanı neyse, ilminde, biliminde ne kadar yüksek seviyedeyse o dinle Kur'an hakkında size ancak o kadar doğru bilgi verebilir. Açın Kur'an'ı okuyun. Bunları yazan Kur'an. Şimdi baktığınız zaman burada aynı şeylerin, işte bu Tanrı dediğimiz şeyin, sistemin kadiri mutlak değil. Evreni yaratan şeyden bahsetmiyor. Bu putların, işte put deyip geçiştirilen şeyler buradaki tanrılar. Buradaki tanrıları bize geçiştiriyor birileri. Geçiştiriyor. Bunlar ilkeldi, aptaldı, çocuğunu kurban ediyordu, putaşa tapıyordu, o puta tapıyordu filan. Peki ben söylüyorum. Zerzevan Kalesi'nde geceliği 1 milyon dolara Illuminati'nin, Rockefeller'in, Rothschild'in torunları kime tapıyor zannediyorsunuz siz? İşte bu tanrılara tapanlar kendileri arkadaşlar. Puta tapanlar kendileri. Millete bize puta tapıyor diyenler, bu şeyleri uyduranlar kendileri. Kendileri bu tanrılara kurban veriyorlar. Yani bu çocukları pedofilisinden,
katletmelerinden yok kanını içer, etini yer, bu her tür sapıklığı kim için yapıyor bunlar? Et bulamadığı açlıktan mı kudurdular dünyanın hem trilyoner adamları? Neden yapıyorlar bunları? Ritüellerinden. O ritüelleri kimlere yapıyorlar zannediyorsunuz? İşte bu saçmaymış gibi gösterip ondan sonra bunlar putmuş bilmem neymiş dedikleri şeyleri kendileri tapıyor arkadaşlar. Kendilerinin için kutsal. Yani bizim Kadir Mutlak'tan başka tapacağımız hiçbir şey yok. Türkler önce Müslüman zaten Türklükle ortaya çıkan bir kavram. Bunu da herkes anlayacak ileride. Ve göreceğiz ki şunu da göreceğiz. Yani Türkler kutsal bir soydan geliyor. Zaten inanç sistemini ve Kadir-i Mutlak gök tengri enerji inancını da Türkler dünyaya getiriyor. Tek tanrı Akhenaton'dan sonra savunucuları her zaman ondan sonra bu Anadolu topraklarının DNA'sını kanını taşıyanlar oldu. Bunları da unutmasınlar. Şimdi bu tanrı dedikleri varlıklar ne ilginçtir ki hep 12'li panteon halinde karşımıza çıkıyor. Bakın ilginçlikler saymakla bitmiyor. Hem de hepsi kadimde önlemde. Binlerce yıl öncelerinden bahsediyoruz. Ve bunlar dünyanın her yerinde. Ve her tarihte yani 10 bin senelik, 8 bin senelik, 6 bin senelik, 3 bin senelik, 1000 senelik filan. Her dönemde de var. Sadece tek bir döneme ait benzerlik de değil bunlar yani. Nasıl oluyor bunlar? Ritüellere bakıyorsunuz. Dünyanın her yerinde benzer inanç sistemleri var. Benzer ritüeller, tapınç şekilleri var. Bu inandıkları tanrılarla ilgili benzer hikayeler var. Ondan sonra sembolleri aynı bu tanrılar. Özellikleri, iyilikleri, kötülükleri hepsi aynı. Ama bazıları kötü tanrıları baz alıyor. Bazıları iyi tanrıları. İşte burada yin yang derken iyi tanrı, kötü tanrı yoktur. İyilik, kötülük, hayır ve şer Allah'tandır demiyor musun? Var bunlar. Bizim yapmamız gereken tarafımızı belli etmek. Karşı tarafı yok edemezsiniz. Kötülüğü de yok edemezsiniz. Kötülük de sizi yok edemez. Çünkü bunun dengesi her zaman Kadir Mutlak'ın elinde. Size bize düşmez. Ama bizim yapacağımız şey ne? İşte o Hazreti Peygamber'in yangınına bir su damlası taşıyan karıncanın hikayesi gibi. Karınca işte yangına bir damlacık tutmuş böyle. Su taşı sen ne yapıyorsun salak mısın bir damlayla yangın mı söner falan. Bilmiyor musun? Ondan sonra aptal mısın sen? Aptal değilim diyor. Sövmeyeceğini ben de biliyorum. Önemli olan tarafımı belli etmek diyor. İşte yapacağımız şey bu. Biz inancımızla neye inanacağız? Bize sundukları bu yalanlara, dolanlara mı inanacağız? Bunlara inanıp Türklüğümüzden, dinimizden, Tanrımızdan, inancımızdan mı soğuyacağız? Yoksa özümüze dönüp DNA'mızdaki kutsal şeylerin, titreşimlerin ondan sonra kıvılcımını tekrardan böyle alevlendirip yeter artık siz ne diyorsunuz kral çıplak medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavardır. Yerine ben de güncelliyorum onu medeniyet dediğin tek gözü kalmış canavardır diyorum. Medeniyet dediğim bunların eline geçmiş yani kopya çektikleri ondan sonra işte bu tanrılarından kopya çektikleri şeylerle bizi ele geçiriyorlar. Nedir? İşte faiz sistemiyle parayı ele geçirdiler. Buradan ters teknolojiyle işte teknolojiler şudur budur aydan hartlan işte senin şeyini yapıyor sana tebeşir tozu sıkacağım deyip sana iklimini kontrol ediyor. GDO'nu kontrol ediyor. Bu mu medeniyet? Arkadaşlar yani yıllarca önce Atatürk söyleyeceğini söylemiş. Medeniyet tek dişi kalmış canavar diyor bakın. Kötü bir insandan bahsetmiyor. Canavar canavar. Yani bugünkü reptilyana çok benzer bir tabir. Yani ilgililerin dikkatine. Ondan sonra başka konular da var mesela. Hani tek konuyla takılı kalmıyor. Tanrıların mesela kutsal emanetleri var. Bütün dünyada bu olayların döndüğü yerlerde bakıyorsun mutlaka tanrılar bir kutsal emanet bırakıyor. Ya böyle bir yer bırakıyor ya bir tapınak bırakıyor ya bir işte devasa taş bir şeyler yapmışlar onu kutsal kılmışlar ya bir cihaz vermişler bir şey vermişler ondan sonra bunlar binlerce yıl devam ediyor ediyor bitiyor mu? Yok. Biz şimdi şeye inanmıyor muyuz mesela ahit sandığını bir inceleyin bakalım altından neler çıkıyor. Sonra Türklüğü inceleyin Türklerin mesela yada taşı. Neler yapıyormuş, ne özellikleri varmış.
Ondan sonra işte Masonluğu inceleyin, Firavunları, Mısır'ı inceleyin, monoatomik altın ve manna konusunu inceleyin. Bakın bunları kimlerden öğrenmişler? Kaynak hep yukarıda. Yukarıdan geliyor. E ne o semavi dinler? Sema yukarısı demek değil mi zaten? Gökyüzü değil mi? Semavi din dediğimiz Kur'an, İslamiyet, Müslümanlık da buna dahil. Hristiyanlık da buna dahil. Ters bir şey söylemiyoruz. Bütün bunlar Cebrail nereden geliyor? Yerin dibinden mi fışkırıyor? Hayır, gökyüzünden geliyor. Semavi din gökten gelen din anlamında. Biz zaten gök tengriye inanmıyor muyduk? İnanıyorduk. Bizi öyle bir bozdular ki, bakın Müslümanlık da aynı şeyi söylüyor. Kur'an da aynı şeyi söylüyor. Ama sanki gök tengri başka, Kur'an başka, Tevrat başka, Hristiyanlık başka, yok Şintoizm başka. İşte bunların inanç seminerlerinde hiçbirinin başka bir şeyden bahsetmediğini, bunların kaynağının aynı olduğunu, bakış açıların, bölgesel isimlerin sadece küçük farklılıklar yarattığını inanç seminerlerinde anlatıyoruz. Bu arada 18-19 Aralık'ta inşallah frekanslarla Ankara'da seminer duyurusunu yapalım. Hep aylardır sıkıştırıp duruyorlardı. Vallahi gelen gelsin, bir daha kaçırdık, şu vardı bu vardı diyenlere kusura bakmayın diyeceğim. İnşallah devam ettireceğiz. İşte bu seminerlerde bunları ispatlarıyla, bilimsel tüm detaylarıyla ispatlaya anlatıyoruz. Şimdi burada baktığınız zaman bu tanrılardan bahsediliyor ya, gelişmiş teknoloji var, piramitler var, şu var, bu var falan. Bunların hepsi göksel tanrılar. Şimdi yeraltı tanrıları falan da var ama kaynağı göksel. Şimdi hemen öyle bir çıkışa, işte bilmem Hades yeraltı tanrı. Tam yerin dibine sonradan atılıyor. Oraya görevlendiriliyor, giriyor yani. Orada yaşamıyor sürekli. Geldiği yer yine göksel, kaynakları hep böyle. Bakıyorsunuz buna. Göksel tanrılar var. Tamam, yeryüzü tanrısı, gökyüzü tanrısı, şarap tanrısı, bilmem yeraltı tanrısı falan. Sonra bu tanrıların bir de iyileri kötüleri var. İyilerle kötüler sürekli didişiyorlar birbirleriyle, savaş halindeler. Sürekli bu tanrıların savaşları var. Ve savaşlarında da her tanrı bir tane değil. 12'li bir panteon var. O 12 tanrının da bir tane başkanı oluyor. O da ilahların ilahı, tanrıların tanrısı. El ilah oluyor. Her neyse. Şimdi bakıyorsunuz gökyüzünde savaşlardan bahsediyor. Hepsi. Mayası da, İnkası da, Hindistanlısı da, Mısır'daki de, şeydeki de, hepsi göksel savaşlardan bahsediyor. Şimdi bunu şöyle değerlendirenler de olacaktır. Ya bunlar tanrılarını gök cisimleriyle zaten şey yapıyorlardı. Sen anlayamamışsın, iyi araştır filan diyecekleri ben yoğurmayayım, hemen söyleyeyim cevaplarını. Evet, tanrıları vardır. Tanrılar mesela Iştar, atıyorum, Venüs'le alakadardır. İşte Satürn, Satan. Ondan Satürn'dedir. İşte Jüpiter, Enlil'in gezegenidir. İşte şudur budur. Evet, gezegenlerle, yıldızla, Utuşamaş, Güneş tanrısıdır filan. Şimdi bunlar Güneş'le, Güneş sistemiyle, hatta takım yıldızlarla zaten özdeşleştirilmiştir. Ama bu onların fiziksel olarak var olmadığı anlamına gelmez. Çünkü şöyle bir şey var. Gökyüzünde savaşan tanrılardan o kadar detaylı Mahabharata ve Ramayana bahsediyor ki, Kur'an'da da var bunun örnekleri. Bakın, oradaki savaşın etkileri yeryüzüne de yansıyor. Yani bunlar sadece bilmem ne takım yıldızı bilmem neyle çarpıştı. Bunu insan isimleriyle bize hikayeleştirdiler, anlatıyorlar olarak mitleştirmesin. Çünkü o zaman Kur'an'a da ters düşmüş olurlar. Bilime de ters düşmüş olurlar. Neden? Çünkü Kur'an'da da bilimde de bunların ispatları var. Nedir bu ispatlar? Bir iki taneciğini vereyim yani. Şimdi saatler sürecek hikayeler bunlar, olaylar, ispatlar bunlar. Ama diyor ki orada, işte Kur'an'da da, Mahabharat'ı da, her yerde nükleer savaşlardan, gökyüzünde uçan cisimlerin birbirlerine böyle ışınlar atmasından, bombalar atmasından, sonra yeryüzüne de bombalar atmasından, yeryüzünde de bu tanrılara kim hangisinin yandaşlığını ve takipçiliğini yapıyorsa, karşı tanrılar da onların kentlerini yok ediyor. Ve öyle bir yok ediyor ki, bitkiler, hayvanlar, insanlar aynı anda yok oluyor. Ve o kadar güzel tanımlanmış ki, nükleer güdümlü füzelerden bahsediliyor. Gökyüzündeki cisimlerden, yani bugün UFO dediğimiz cisimlerden bahsediliyor. Ama bunu ebabil kuşu olarak çevirmişler.
1400 sene önce bunun böyle bir yanlışlığın, hatanın yapılması bence çok normal. Çünkü onların elinde böyle bir veri yoktu. Cep telefonu, Google'u, interneti varisi yoktu. Instagram'dan bu söyleşileri dinlemiş değillerdi. Dinleseler eminim ki onlar da gerçekleri gördü. Ama 1400 yıllık yorumu ben neden hala kabul etmek zorundayım? Ben Kur'an'ı kabul ediyorum, yorumunu değil. 1400 yıllık yorumunu kabul etmiyorum. Kur'an'da yazanı ben bugünkü bilimsel kanıtlarıyla tekrardan yorumluyorum. Ne anlıyorsa adam da ben onu uyguluyorum. Bakın bu inkar değil, yüceltiyorum. Güncelleme, ha isteyen istediğin ister 1000 yıllığına inanırsın, ister 500 yıllık yorumuna, istersen hiçbir şeye inanmazsın. Satanik olursun, ateist olursun, ona da saygım sonsuz. Ama ben baktığım zaman muhteşem bilgiler içeren, bilimsellik tabanına oturan müthiş şeyler görüyorum. Varsa itirazı, endişesi lütfen bir gün işte bir seminerimize katılsın. Çünkü buralardan bunları anlatamıyoruz yani. Fazla şimdi her seviyeden insan var, her kültürden, her şeyden. Bazıları üzülüyor, kırılıyor, bozuluyor, ne bileyim işte nefret ediyor. Yani tamam her şeyi açıyoruz ama gerek yok. Yani nasıl siz 3 yaşında çocuk cinsellikten bahsetmiyorsanız ya da bazı yetkileri ona arabanın anahtarını vermiyorsan, al çocuğum işte git marketten alışverişe yap diyor musun? Son model sıfır arabanı veriyor musun çocuğuna? Zaten onun olacak ama yaşı gelince, onu kullanmayı bilince, o bilince sahip olunca. O yüzden bu bilince sahip insanlarla biz zaten sabahlara kadar bu bilimsel ispatlarını hepsini yapıyoruz. Şimdi burada neden bilimle alakası var diyorum. Sadece bahsettiğim şey, konu burada işte ya hocam sen de takmışsın Kur'an'a, Mabrat'a, yok Sümer'e bilmem. Bunlar hep uydurma bilmem ne falan. Bazıları böyle yaklaşıyor olaya. Yaklaşmayın arkadaşlar. Çünkü bakın bunların bilimsel ispatları var diyor. Bunlar çok gelişmiş metal teknolojilerini kullanıyorlar. Bunlar çok gelişmiş şekilde altını kullanıyorlar. Şimdi altını nasıl gelişmiş olarak kullanacaksın? Sen öyle küpe yapmaktan bahsetmiyorum. Küpeyi, kolyeyi bir yapmış, bugünkülerden güzel. Onları geçiyorum. Ama bunu elektrik kullanarak, elektrolize ederek altını kaplamışlar. Hayda. Elektrik, evet yanlış duymadın, elektrolize edilmiş. Bunları bilimsel araştırmalar ispatlıyor. Çünkü elektrik de kullanmışlar. Nasıl yani diyeceksiniz. İşte bir önceki programımızda anlatmadık mı? Niye bunları anlatıyoruz? Birbiriyle bağ olmasa bu konuları araştırır mıyım, anlatır mıyım ben? Ya ben şu bilgiye sahibim diye, o kararlılık olsun diye anlatmıyorum bunları. Bağdat pilini yaptılar ve bunun elektrik ürettiğini kendileri söylüyor. Adı var yani, Bağdat pili. Kaç bin yıl önce? Adam kaç bin sene önce pil yapmış. Ne için yapmış? Şekil olsun diye mi? Kız arkadaşını hava atmak için mi yapmış? Neden? Demek ki elektriğe ihtiyacı var ve elektrikle çalışan bir cihazı var. Yani millet onu elektrikli sandalyede işkence yapmak için kullanmıyordu herhalde, değil mi? Evet. Şimdi orada bakıyorsun, başka bir yerde de Mısır'da bu piramitlerin içindeki tünellerin aydınlatılması nasıl oluyordu diyorlar. Bilimsel olarak açıklaması yok. Neden? Çünkü meşale oksijeni şey yapar ve o kadar saat, gün, ay, yıl çalışırsan, hadi bir şekilde oksijeni çözdün ki mümkün değil. Ondan sonra is kalıntısı olması lazım. Hiç is yok. Ateş yakıldığına dair bir hiçbir şey yok. Yakılmadığının kanıtı var. Yakıldığının ki yok. Adam nasıl yaptı orayı? Boyadı, o kadar hieroglifi çizdi. Diyorlar ki aynalarla işte şeyleri yansıttılar, böyle metal şey yaptılar, ayna filan. Onu da yaptılar. En iyi şekilde o günün teknolojisiyle 10 kere, 20 kere, 40 kere yansıttığın zaman ne oluyor? Azalıyor, azalıyor, azalıyor. Yok oluyor. Onu 100 kere şey yapamıyorsun. Hani sonsuza kadar sıfır kayıpla 1000 tane yansıtarak ışığı aşağı yollayamıyorsun. O da geçerliliğini yitirdi. Ne yaptılar bunlar? Nasıl aydınlattı? Bir bakıyorsun orada. Devasa böyle cam tüplerin içinde yılan şeklinde şeyler var. Ve arkasında böyle kablolarla bir cihazlara bağlı. Ondan sonra semboller kullanılmış. Katot tüpleri şeklinde ve bunların gerçekten ışık özelliği, lamba özelliği taşıyıp taşımayacağını aynısını yaparak bilim insanları denedi.
Aynen lamba. Bayağı lamba ürettiler yani, ampul. Nasıl oluyor bu işler? Ve Evet. bakıyorsunuz dünyanın birçok yerinde altının elektrikle elektrolize edilerek kaplandığını görüyorsunuz. Metal işçiliğini görüyorsunuz. Çok gelişmiş şekilde. Ondan sonra Hindistan'da yine bahsetmiştik şeyde. Bir tane tapınakta bir demir direk dikmişler. Yani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır paslanmıyor bile. Öyle bir şeyini yapmışlar ki. Düşün, bizim evinizin temellerinin betonun içindeki direkleri bakalım paslı mı değil mi? Hepimizinki paslı, emin olun yani. Hepimizinki şu teknolojide yapılan evlerimizin bir demirleri paslanırken, tepemize çökerken binlerce yıldır açıkta kara, yağmura, güneşe, çamura, soğuğa, rüzgara dayanan şey paslanmıyor bile. İşte bunlar teknoloji değil miydi? Bu teknolojileri sen nereden öğrendin kardeşim diyorsun. Gene tepeyi gösteriyorlar. Tanrılar diyor. Ben şimdi kendi bulsa ben buldum demez mi? Gerine gerine. Biz işte dedem buldu, ben buldum işte amcamın oğlu buldu, yeğenimin kızı buldu neyse. Demesi lazımken hiçbir zaman böyle bir şey söylemiyorlar. Her zaman gökyüzünden gelen bir takım varlıklardan bahsediyorlar. E şimdi ne diyecek bunlara? Kuş değil bu. Karga değil. Serçe de değil. E ne diyecek buna? Tanrı diyor. Kadiri mutlak demiyor bak. Yanlışlık yok burada. Evet, kadiri mutlağın aracı varlıkları. İnsan da değil. E ne diyeceksiniz buna? Baklava mı? Börek mi? Ne diyeceksin? Tanrı demişler çünkü iletişiyor insansı ama insan değil. İnsanla arasındaki şeyi ayırmak için de bu şeyi kullanmışlar. Kadiri mutlak, kainatın merkezindeki Tanrı ayrı. Biz Türkler ve Müslümanlar olarak kadiri mutlağa baz alırız. Çünkü evrende doğmamış, doğrulmamış olan tek güç, tüm evrene hakim olan, tüm evrenin torus biçiminin altın oran noktası, frekansı sıfır olan tek yeri işte kadir mutlak noktasıdır. Bunun da bilimsel açıklamalarını işte frekans seminerinde buyursunlar, gelsinler, dinlesinler. Şimdi baktığınız zaman aynı sembolleri, aynı şeyleri görüyoruz dedik. Yani birkaç tane de bunlardan örnekler. Ne görüyoruz mesela? Her yerde yılan sembolizmini çok fazla görürüz. Bu özellikle bu teknolojilerin filan olduğu yerlerde. Çünkü yılan hem sürüngen olarak bir soyu temsil ediyor, hem de sürüngen reptilyan teknolojisini ve bilgeliğini temsil ediyor. Çünkü yılan Sümerler'de, şimdi konumuz değil, sadece bir iki cümleyle özetleyeceğim. Hem Anu'nun oğlu reptilyan melezi olan Enki'nin sembolü. Çünkü reptilyanların başı o. O yüzden de reptilyan sürüngen sistemi yılanla her zaman için o klanı ve başını atfeder. Fakat bunun oğlu olan Thoth, Ningisidda, Quetzalcoatl tüylü yılan demektir zaten. İsmi budur. Ki Güney Amerika tapınaklarına baktığınız zaman Chichen Itza, Quetzalcoatl tapınaklarına yılan şeklinde olduğunuz ve yılan ejderha başını görürsünüz. Çok enteresan şekilde. Ve burada yılanın da bilgelik getirdiğini görürsünüz. O bilgeliği getiren yılan genelde hep Thoth'tur. Yani Thoth gerçekten bizim İdris peygamber dedim. Sadece İdris'e denk geliyor. Hermes Thoth. Ondan sonra bütün insanlığa, sadece Amerika'da değil, Mezopotamya'da da, Türkiye'de de, bakın yani Hazreti İdris diyoruz. Yani tencere doğurunca inanıyorsun, ölünce niye inanmıyorsun? Hazreti İdris'e inanacaksın. İdris'in o öyle bir varlık olduğunu, o yok filan. İnanmayacaksan da o zaman araştırıp öyle olmadığını ispat etmen gerek. Yok öyle, ben inanmıyorum dediğin zaman o zaman 3 yaşında şöyle, benim babam senin baban döver. Seviye bu. Yani. Evet. Şimdi böyle çocukça şeylerde değil, bilimsel altyapılarda aramamız lazım hakikati. Ve burada her zaman yılan sembollerini görüyoruz. Bir de şu vardır, o da çok meşhurdur. Yani bir tane böyle kimi zaman tanrı insan şu suretinde, kimi zaman böyle reptilyen gibi sivri dişli falan filan. Ama iki elinde yılan tutan bir şey var. Sembol var. Dünyanın her yerinde görülüyor. Her yerde yani. Ve bu çok önemli.
Yani bu sembolü gördüğünüz yerler arasında öyle şeyler var ki artık hani buna tesadüf demek artık nasıl mümkün onu bilmiyorum. Neden? Bu sembolü nerede görüyoruz? Peru'da görüyoruz ve Roma'da görüyoruz. Hem de aynı gezegen ve sıfatla. Kim o? Jüpiter. Şimdi Jüpiter gezegendi. Evet. Diyorum ya gezegenlerle zaten bağlantıları var. Çünkü tanrılar zaten astrolojik. Yani uzaydan gelen bir şeyin astrolojiyi bilmeme şansı olabilir mi sizce? Şimdi bunun diğer şeylerdeki karşılığına bakalım. Bir tanesini açıklayayım, gerisini artık herkes bir otursun düşünsün. Aynı Jüpiter, Peru'da Roma'da Jüpiterken Yunan mitolojisinde kim oluyor? Bu sefer elinde yıldırım şimşek tutuyor. Kim bu? Tanrıların tanrısı Zeus. Herkesin bildiği Zeus. Ondan sonra ne oluyor? Sümer mitolojisine geliyor. Karşımıza Enlil olarak çıkıyor. Şimdi Sümer'i Enlil'i biliyoruz Anunnakilerden. Ama Pers mitolojisine gittiğin zaman karşınıza Ahura Mazda oluyor. Şimdi bunu da her şeyde söylüyorum ki hani birazcık böyle bir şaşırtıcı bir farkındalık yaratsın diye. Ahura Mazda'yı da lütfen Mazda arabasından Japonlara bağlayın. Amaterasu bağlantısı kraliyet ailesinden nasıl Japonlarla kan bağımız varmış ve aynı dini mensubuz o soydan gelen inançlara ve genlere sahip olduğumuzu ev ödevi olarak dinleyenlere verelim. Hep biz çalışmayalım azıcık da onlar terlesin. Şimdi bu aynı şahsı Hint mitolojisine gidiyorsunuz dünyanın öteki tarafında Vişnu olarak görüyorsunuz. Aynı sıfatlar, aynı şeyler. Geliyorsunuz Avrupa'nın ortasına. Bakın bunlar hep dünyanın başka köşeleri. Ondan sonra İskandinav mitolojisine geliyorsunuz. Karşınıza kim çıkıyor? Bu sefer Thor çıkıyor. Thor'un elinde çekiç var ama öbüründe şimşek vardı. Arkadaşım, yani şimdi şöyle şöyle bir şey var. Ben burada ne yapıyorum? Bahane ederek kana kana su içiyorum. Afiyet olsun. Oh, aradan götürdük suyu. Şimdi kana kana su içtim. Sen bunu git de İngilizce'ye bir çevir bakalım. Ya da git Papua Yeni dilinde bunun anlamına bak. Şimdi adam kelime kelime öyle bir tabir olmadığı için onlarda. Kan var. Kan ne demek diyecek? Bulut. Bulut, bulut, drink water mı diyeceksin? Nasıl çevireceksin bunu? Ya biri kan içti. Aa biri diyor ki kan içmiş. Bu vampir o zaman diyor. Hayır arkadaş, o kelime çevirim hataları. Şimdi burada silahı izah ediyor. Bunun suyla ne alakası var? Elinde attığı şey eziyor, parçalıyor. Şimşek de parçalar, çekiç de parçalar. Önemli olan bu. Çekici de atsa çekiç eline geri geliyor. Hiç gitmiyor, bitmiyor ya. Yani. Elinden bir şey çıkıyor. O çekiç değil. Çekiç oradaki o işi yapabilecek o insanların kültürün ve zekanın en son teknolojisi çekiçmiş o zaman. Devasa bir çekiç. Ancak onu kullanırsan böyle bir güç elde edersin. Diyor ki İşte 1400 sene önce Tayran Ebabil'in UFO yerine kuş olarak çevrilmesinin de sebepleri maalesef bu. Yerel olarak, uçucu cisim olarak neyi biliyor ki adam? Kuştan başka hayatında uçan bir şey görmemiş. Ne diyecek? Kuş diyor. İşte burada da Thor, Zeus aynı gücü, aynı silahı kullanıyor. Peki bize ne kardeşim el alemin Zeus'undan, Sümer'inden, bilmem Zerdüşt'ünden, Yunan'ından? Öyle demeyin. Türk mitolojisinde de aynı karakter. Ülgen. Bay Ülgen olarak geçiyor. Bakın Ülgen, Ülgen. Türk mitolojisi. Ve İran mitolojisinde Hürmüz olarak geçiyor. Amerikan şeyinde, mitolojisinde de Viroka'çı olarak geçiyor. Bakın tüm bu karakterlerin sembolleri, silahları, aile yapıları, şeyleri, özellikleri aynı. Sizce de biraz garip değil mi? İlginç bir mitolojik ve kadim bağlantı değil. Yani başlığımızın hakkını vermiyor mu bu anlattıklarımız? İşte bunları anlatmamız, artık anlamamız gerekiyor. Çünkü bunları anlamadan ne tarihi anlayabiliyoruz doğru düzgün, ne mitolojiyi, ne arkeolojiyi. Çünkü arkeolojik kanıtların üstünde bunlar var. Siz bunların anlamını bilmezseniz nasıl yorumlayacaksınız? İşte Kur'an bilgisi gelmiş, nasıl yorumlanmış?
bilmeyenler tarafından ilim bilin araştır diyor. Kur'an söylüyor bunu. E araştırmazsan ne olur? Anlayamazsın işte. Yani yanlış anlamlar çıkartıyorsun. Ama ilimle bilimle tekrardan yapılması lazım bunlar. Güncellenmesi lazım. Birileri korkuyor bundan. Arkeolojinin de tarihin de güncellenmeye ihtiyacı var. Kusura bakmasın. E Göbekli Tepe ile şimdi güncellemeyeceğiz mi biz? Hala 6000 yıllık mı diyeceğiz insanlık tarihini? E kim yaptı 12 bin sene önceki şeyleri? E uzaylı diyorsun, uzaylı yok diyor. E kim diyorsun? E cevabını veremiyorum sana. Yani işte buraların artık bu trajikomik hususlardan çıkması lazım. Herkesin gerçekleri anlaması lazım. Ha, söylediğim her şey mi doğrudur? Yok. Ben bu sonuçlara çıkıyorum. Belki hepsi doğrudur. Belki de değildir. %90'ı doğrudur, 70'i doğrudur, %3'ü doğrudur. Ama yani bozuk saat bile günde iki kez tam doğruyu gösterir. Arkadaşlar ne olur bana inanın demiyorum. Söylediklerimi araştırın diyor. Hakan Yedici'nin ismi önemli değil. Hakan Yedici'nin şu an size iddiaları önemli diyor. Bunları araştırın. Sorun ilgili bilim insanlarına bu soruları yöneltin. Bu cevapları vermeye onları zorlayın. Çünkü siz zorlamazsanız onlar akademik kariyerleri doğrultusunda hiçbir zaman böyle riskli konulara, yaş tahtaya basmayacaklardır. Her zaman doçentlik, profesörlük tatlı gelecektir. Bunları riske atıp da böyle aman böyle desem ne olacak, bana ne faydası var, kaç kuruş kârı olacak diye düşünen bir sürü insan var. Ama delikanlı gibi hakikat peşinde koşan bir sürü de yerli yabancı bilim insanımız var, sağ olsun. Yani Anadolu toprakları en delikanlı, en bilim adamını da çıkartır. İşte Mustafa Kemal Atatürk gibi dehaları da çıkartır. İbn Sina'yı da çıkartır, şunu da çıkartır, bunu da çıkartır yani. Mevlana'yı da çıkartır, her şey yani bu topraklarda fazlasıyla var. Yeter ki biz kalbimizin temizliğiyle araştırmayı hiçbir zaman bırakmayalım. Yani işte gördüğünüz gibi ben size sadece başlıklarını veriyorum. Bunları zaten araştırdığınız zaman bütün bu ortak noktaların bu bundanmış diye puzzle'ın parçalarının oturduğunu göreceksiniz yani. Ve bakıyorsunuz burada aynı sembolleri görüyorsunuz. Aynı şeyleri tutuyorsunuz. Aynı ritüelleri görüyorsunuz. Aynı tanrılar, göksel savaşlar tüm din ve mitolojinin kaynağı olmuş. Sonra bu tanrılara bakıyorsunuz. İnsanlar bunlara niye inanmış ya? Hani böyle bir şey, sen çocuğunu niye kurban edersin? Yani çok muazzam bir şekilde bir inancın olması lazım. Sıfır tereddütle bir şeylere inanman lazım. Bunların hepsi mucize yaratıyor. Bakın, insanlar için mucize olacak şeyleri bunlar yaratıyor. Mesela bakıyorsunuz, işte hepsi işte bakire, anneden doğma. Hazreti İsa'dan biz biliyoruz ama Horus da böyle. Ondan sonra ne bileyim işte Buda da böyle ya da işte başka şeyler var, onlar da böyle. Yani şimdi İsa, Hazreti İsa'ya inanıyorsun, tencere doğurdu çok güzel. Buda deyince yok yalan onlar, dinimizce caiz değil. Yanlış bir bakış açısı. Buda'yı ne kadar inceledin biliyorsun, ne kadar okudun araştırdın da reddediyorsun. Reddetecekseniz de okuyacaksınız. Diyeceksin ki bak bu böyle değil, böyle. O yüzden reddediyorum. Öyle iki tane hurafeyle bunu yapmak artık kimseye faydası yok. Sonra bu tanrıların tüm şeylerde bu tanrılar birilerini kendi şeyleriyle o yerel halkla ürüyorlar bir şekilde. Ha bu genetik olarak olabilir, eşeyli olabilir, üremesi eşeysiz olur, tüp bebek olur, mRNA aşısıyla ürer. Bilemem teknolojisinin hangi şeyde olduğunu. Çünkü bunlar zaten muazzam teknolojilere sahip yani. Hatta başka boyut varlıkları olduklarını ben düşünüyorum. Bugünkü konumuz değil, git dağılmasın konu. Ama sonuçta bu teknolojiyle bunların üstesinden gelerek bir şekilde üremeyi başarıyorlar. Yani fiziksel olarak dünya insanıyla DNA'larını bir şekilde eşleştirmenin yolunu bulmuşlar bunlar. Bundan sonra da bu özel bir soy yaratıyor. Yani o bölgede kendi özel genetiğine sahip bir soy var. O soydan sürekli birilerini seçiyorlar ve ona muazzam bilgiler veriyorlar. Kehanetler veriyorlar ve onu destekliyorlar. O bütün savaşları kazanmaya başlıyor. Bütün işte kehanetleri çıkmaya başlıyor. Bütün şeyleri inanılmaz şey oluyor. Ne oluyor?
bir elçilik görevi görüyor. Ve bir işte bizim ileride semavi dinlerde peygamber dediğimiz, nebi dediğimiz. Şimdi kitap gelenler var, gelmeyenler var. Ama kitap gelmedi diye bu yukarıyla bağlantısı yok anlamına gelmiyor. 120 işte 4 bin, 127 bin şeyden peygamberden bahsediliyor. Kim bunlar? Kur'an'da geçen işte 28 tanesi. Nerede yüz binlercesi o zaman? Kimdi bunlar? İşte bence bunlardı. Yani Kur'an'da geçen şeyler, ondan sonra Müslümanlıkta anlatılan şeyleri doğruluyor şu an anlattıklarımız. Sonra bakıyorsunuz burada tüm bu şeyler yetmiyormuş gibi hepsinin astrolojik olarak bağlantıları var. Ne dedik biraz önce? İşte bu örnekleri boşuna vermiyorum. Bakıyorsun, ah Jüpiter, Roma mitolojisinde Peru'da, dünyanın öbür ucunda Jüpiter. Jüpiter hani gezegendi. Zaten Jüpiter'i hizalanıyor. Adam Jüpiter bilmem ne olunca kurban kesiyor. Jüpiter bilmem görünmez olunca bilmem ne ibadet ediyor. Tepeye gelince bilmem ne yapıyor. Astrolojik de bağı var bunlar. O Tanrı'ya tapıyor. Bizzat muhatap olmuş, gitmiş. Ama onun sembolü olan yıldız gitmemiş. Ne oluyor? İşte diyorlardı ki yıldızlara tapıyorlar. Yıldıza tapmıyor. Adamın yıldızı o. Yani ben şimdi size üç köşeli yıldız göstersem, ondan sonra bundan ister misin desem, sen onun Mercedes araba olduğunu anlayamayacak mısın? Herkes biliyor artık üç çeşitli çocuk. O yıldız amblemi bir arabayı sembolize ediyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Üç köşeli yıldız. Ondan sonra çok reklam yaptık ama olsun. Şimdi baktığınız zaman bugün bir yıldızla sen araba markasını şey yapıyorsun. Sarı Kanarya, Kara Kartal alıyorsun. Bir hayvanla, kuşla, işte aslan işte diyorsun. Cin bombom diyorsun. Ne oluyor? Bunlar şimdi ben Kara Kartal çok yaşa dediğim zaman puta mı tapıyorum? Yok, tapmıyorum ya. Seviyorum ben, takım tutuyorum mesela. Beşiktaşlıysam Kara Kartal çiziyorum tişörtüme. Ben bugün tişörtüme baskı yaptırıyorsam 5 bin 10 bin sene önce de duvara da resmini yaptırıyorlardı yani. Değişen bir şey yok ama her zaman görülen bilinen şeyler vardı yani. Bunların her zaman astrolojik, astronomik sembolleri, ritüelleri var. Bu ritüeller de zaman içinde zaten dinlere dönüşüyor. Bizim dinlerimizde yok mu zannediyorsunuz? Müslümanlıkta yok mu? Neden belli bir ayda oruç tutuyorsunuz? Canın isteyince tutsana. Aynı açlık değil mi? Peygamber o ayda gitmiş. O ayda tesadüf mü gitmiş peygamber? Yok. Onun da bir yaptıranı var. Ona da bir müdahale gelmiş. Sonra mesela ne oluyor? İşte Kurban Bayramı göre ki şu bu an şu anki kurbanla ritüellerle alakası yok. Çaptırılmış ama sonuçta onun belli bir günü yok mu? Belli bir saati yok mu? Var. Sonra işte miraca çıkma hadisesi. Bu şeyde de kesinlikle doğrular bize söylenmiyor. Ramazan ayının son 10 günü içinde diyor. O ileri gide geri giden bir şey var. O prosesyonla, yıldız hareketleriyle değişiyor. Ama bizde oh yarın akşam saat 8'de diyor Kandil Özel Program. Kim diyor o gün Kandil olduğunu? Kim söylüyor? Ya bunu vebali nasıl alıyorsunuz arkadaş? Kur'an belirtmiş o 10 gün içinde hangi gün olduğunu belli. Çünkü yıldızların kayması var. İleri geri prosesyon hesapları var. Onu hesap edeceksin o yıl hangi güne. 2 gün ileri gider, 3 gün geri gider. Ama o 10 gün içinden dışarı taşmaz. Sana onu vermiş. Bizimkiler patlatıyor. Bugün kandil diyor. Hemen kandil simitleri çıkıyor. Neye göre? İbadetleri de yanlış yapıyoruz. Çünkü astrolojik bağlarından, astronomik hizalanmalarından haberimiz yok. Kimse anlatmadı ki nereden haberimiz olacak. Ama Kur'an bunu bize bu şekilde anlatıyor. Araya soktuğumuz bağnaz zihniyetler bize bunları körelttirdi. Gerçekleri göremiyoruz. Ve gerçeklerden uzaklaştıkça dinimize şirk koşuyoruz, Tanrımıza şirk koşuyoruz ve dinin güzelliğinden çıkıyoruz, uzaklaşıyoruz. Tamamen saçma sapan hallere geliyor ve insanlar bunu gördükçe uzaklaşıyor. Kendimizi de başkalarını da uzaklaştırıyoruz yani. Bunu derhal düzeltmemiz lazım. Astrolojik, astronomik bağlantılardan bahsettik. İşte kurban ritüellerinin olduğunu, bütün dinlerde bir şekilde kan ayinleri, kurban ritüellerinin olduğunu gördük. Ondan sonra göksel işte yapıların hizalanmalarından
bahsettim. Ondan sonra ne bileyim çok gelişmiş teknolojiler var dedim. Nükleer bombalar, UFO'lar var dedim. Tayran Ebabiller Fil suresinde geçiyor dedik. Uzun uzun anlatıyoruz şimdi şey yapmayalım diye. Sonra bütün dinlerde, bütün kadim medeniyetlerde binlerce yıl öncesinden beri çok önemli bir ortak nokta daha var. Hepsinde altın çok önemli. Ama bu gidiyorsun. Tamam altın para yerine geçiyordu. Kardeşim kaç senedir, kaç yüzyıldır para yerine geçiyor. Sen git kaç bin sene önce. Gidiyorsun. İnkalarda, Mayalarda. Sen 10 ton altın ver, adam sana bir tane elma vermiyor. Değeri yok ki. Maddi değeri yok. Ama şöyle bir değeri var. Altın çok önemli. Çıkarıp çıkarıp götürüyorlar onu tapınağa. İşte altın kaplıyor. Altından işte obje yapıyor, heykel yapıyor falan. Çünkü diyor ki altın tanrılara ait diyor. Bakın insana ait bir şey değil diyor. Tanrılar için önemli diyor. Tanrısal. İşte birileri bu tanrısal öneminin aslında monoatomik altın boyutlar arası geçiş filan bunları videolarımdan detaylı incelesinler. Bu özellikleri öğrendikten sonra şöyle bir şey oluyor. Ah bir bakıyorsunuz bugün paranın aslında altına endeksli bir kağıt parçası olduğu için değerli olduğunu görüyoruz. Ve sonradan artık bunlar parayı kontrol edilen işte deccali kartel sistemleri artık bunu da kesmiyor. Ya bizi uğraştırmayın. Printer'dan basıyorum işte. Ne kadar para lazım? Şu kadar milyar dolar. Print diyor. Adam sana basıyor oradan. Veriyor. Madenini alıyor. Veriyor. Bilmem ne oluyor falan. Karşılığı yok. Altın altın bitmiş artık. Burada da çok sevdiğim dostum Hamza Yardımcı oğlum lütfen kitaplarında, programlarında para, altın, ondan sonra bu kapitalist sistemde ondan sonra iyice dikkatle dinlesinler. Bütün bu bilgileri edinsinler isterim yani. Sonra baktığınız zaman çok enteresan başka bir özellikleri daha var bu kadim dönemlerin, kadim yapıların. Dünya genelinden konuşuyorum. Tek bir bölge ve dine takılarak konuşmuyorum yani. Küresel ve binlerce yıllık bir tarih bandından bahsediyorum. Ne oluyor burada? Küresel anlamda birbirleriyle hizalanmış yapılar var. Bakın küresel, dünyasal yani. Bütün dünyayı uzaydan baktığın zaman böyle bir şeyi şey yapabiliyorsun. Nedir bu mesela? Mısır piramidi. Sözde bu Keops'un mezarı da vay anam nasıl bir mezarcıysa adam aynı paralele ışık hızından kuzey koordinatının 9 hanesini denk getirmiş. Mezarcıya bak kaç bin sene önce. Çölde. Vay güneş saatinde mi hizaladın ışığımızı? Ondan sonra bakıyorsun o da yetmiyormuş gibi. Dünyanın karaların, denizlerin, kütlesinin hesabını tam merkez noktasına getirmiş. Vay Keops sen neymişsin? Ondan sonra bakıyorsun o da yetmiyormuş gibi aynı boylamın üstüne aynı uzaklıkta bir tarafta Bermuda Şeytan Üçgeni öbür tarafta da Japonya açıklarında Dragon Üçgeni. Bakın ikisi de şeytan, dragon, ejderha ikisi de üçgen. Bu da mı tesadüf arkadaş? Bu da mı gol değil? Hani bir şeylerin küresel anlamda bağı olduğunu anlatmak için daha ne yapalım ya? 15 bin senelik kitap mı çıksın yerinin içinden? Bilimsel makaleli işte ben Tanrı şunu ben yaptım yarattım. Bu da profesör bilmem kim Cebrail damga. Böyle bir şey mi bekliyorsunuz bilimsel şey? Yani daha ne çıkacak? Böyle bir saçma bir beklentiniz mi var? Tabii ki yani piramit çıkacak, bilmem ne çıkacak. Daha yazı yok, İngilizce yok, profluk yok, doçentlik yok, bilimsel makale yok. Sen nasıl bir bilimsel şey bekliyorsun? Neymiş? Bilimsel makalesi yoksa hiçbir şeye inanmıyor bilim insanları. Bütün bilimsel makaleler sizin adamlarınız tarafından işgal edilmiş. Bütün profesörler sizin şeyinizle maaşını sen veriyorsun, ödüyorsun. Nasıl olacak bu iş? Zaten olmaması için çalışılıyor. Olsun diye değil. Neyse dertlere girmeyelim. Ondan sonra bu şeye baktığınız zaman bütün bunların en ortak yanı bana göre hiç değişmeyen bir ortak yönü var. Hepsi neden bahsediyor biliyor musunuz? Tüm dünyada, tüm tarihlerde dünya dışı akıllı yaşamla temas. Hepsinde var. Çok net yani. Net ve kesin. Ya bu Kur'an'da da var, İncil'de de var, Tevrat'ta da var, Mağara'da da var, Sümer'de de, İnka, Hitit, Maya filan her yerde aynı şeyden bahsediliyor. Sonra burada şöyle bir şey oluyor. Bu tanrıların insanlara
aracılarıyla öğretmenlik yaparak. İşte ateşi bulduruyor, tekerleği bulduruyor, bilmem neyi bulduruyor. Bize ne öğrettiler? İşte tekerleği şu buldu, ateşi bu buldu. Yok pili bilmem kim buldu, işte onu, radyoyu şu buldu. Hepsi yalan yahu. Hepsi yalan. Ne söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. Şimdi söylüyorum. Afyon Firik Vadisi'nde yine bilim insanları, ilgili bilim insanları yani. Bunlar böyle o, kafayı bulup da gelen böyle ipsiz sapsız insanlar değil. Bilim insanı, konuya hakim bilim insanı. Geldi araştırma yaptı. Devasa tekerlekleri olan dört çeker bir araçtan bahsediyor. Bunların teker dönmeleriyle, onun tekrarlarıyla, hani öyle kayayla taşla oluşmuş doğal oluşum falan değil arkadaş. E bakıyorsunuz buna, tarihlendirmesini yapıyorlar yine bilimsel yöntemlerle. 14 milyon yıllık. 14 milyon. Bin falan demiyorum arkadaşlar. Yani 12 bin senelik diyoruz, elimiz ayağımız titriyor Göbekli Tepe'de. E tamam, Göbekli Tepe önemsiz demiyorum da. Afyon önemsiz mi arkadaş? O bizim toprağımız değil mi? O bizim tarihimiz değil mi? 14 milyonluk, ama geliyor bunu el alemin Rus'u ölçüyor. Niye biz ölçmüyoruz arkadaşımız? Yok mu cihazımız ya? Yok mu bunları ölçüp arkeolog çıkıp böyle, kardeşim doğrusu bu, yalanı bu. Ha bu yalanmış, bu doğruymuş. Niye kaçıyorlar? E yok destek, yok, korkuyorlar hepsi. Aman şunu anlatmayacaksın, bu bunu yapmayacaksın, bu bunu söylemeyecek, şimdi bunu yazmayacaksın. Televizyonda şunu anlatma, programda bunu anlatma. E niye? Hepsinin akademik kariyer korkuları var. Ama yani kral çıplak. Ya gerçek bu söylediklerimiz gibiyse, bu anlattıklarımız gerçekse ne olacak o zaman? Ve gün geçtikçe bunun örnekleri, ispatları çıkmıyor. Ben 5 sene önce diyordum ki Göbekli Tepe gibi 16-18 tane yer var. Sırf yani o bölgede, dünya çapında daha oho binlercesi çıkacak. Ve bu 18 bin yıla kadar geri gideceğini tahmin ediyorum bazı sebeplerden dolayı. Diyordum. Deli saçması bunlar filan diye bütün tarihçiler, arkeologlar saldırıyordu. E ne oldu şimdi? Neredesiniz? Açalım benim o yayınlarımı. Koyalım. Sizin yazdıklarınız, saldırılarınızı da koyalım. Utanmayacak mısınız bunları söylediğiniz için? E bir özür dileyeceğinizi orada burada mahkemeye verecek yer arıyorsunuz. Şikayet edecek yer arıyorsunuz. Ya bırakın bunları da. Ya bu adamlar ne diyor? Niye bunları söylüyor? E gelin bir bakalım. E gidelim. Ne var yani? Afyon'a gideceğiz. Bir tane kaymaklı vişneli ekmek kadayıfı yiyeceğiz. Orada araştırmamızı yapacağız. Döneceğiz. Çok mu zor yani? Ne var bunda? Bir de belki şey, sucuk yaparız mangalda. Doktor duymasın. Doktorum. Ondan sonra baktığınız zaman zor şeyler değil bunlar. Ve birilerinin bunları artık araştırması gerekiyor. Ve bunu geliyor, Rus geliyor araştırıyor, Alman geliyor Göbekli Tepe'ye buluyor, Fransız geliyor, ondan sonra Nemrut Dağı'na girmiş, biz şimdi giremiyoruz. Hollandalı gelmiş, Nemrut'taki aslanın çenesini koparmış, kimyasalla aslana zarar veriyor gidiyor. E ne oluyor kardeşim, burası Dingon'un ağır mı ya? Yani olabilir mi böyle bir şey? Sen gidip başka bir ülkede, sen git bakalım Amerika'da özgürlük anlatının bir tane şeyini kopar da gel bakalım. Ben o temizliyordum, siliyordum. Adamı ne yapıyorlar? E şimdi özgürlük anıtının bilmem nesi, meşalesi önemli de bizim Göbek Nemrut'taki dünyanın ilk horoskop olan aslanı önemsiz mi? E ben bunlara kızıyorum. Vereceksiniz Türklere, arkeolog, bir sürü açta gezen, açıkta gezen öğrenci işte mezun var. Çalıştırın bunları. Göbekli Tepe'ye gidiyoruz hala. Ondan sonra bir çalışma yok. İşte bu sene bitti. Niye? Hava güzel, yağmur yok, bir şey yok yani. E niye kazmıyorsunuz dünyanın en önemli yeri? E niye? O ondan emir bekliyor, bu bundan emir bekliyor. O Amerika'dan bekliyor, öbürü Vatikan'dan, öbürü İsrail'den. Ya böyle iş olur mu arkadaşlar artık? Ya bunun artık dışına taşmamız lazım. Yani eğer onlar taşamıyorsa biz taşarız. Yani onlar taşmıyorsa o zaman, o yapmıyorsa biz yapacağız. Tamam, onun derdi var, profesör var. Olsun arkadaş, profesör, ordinarius olsun, canın sağ olsun. Kime hizmet etmek istiyorsa, hangi örgütün maşasıysa. Ne yapalım yani? Ben mi diyorum git bu örgütlere gir, üye ol, şeytana tap diye yani. Kendisi olmuş, çıkamıyor. E ne yapacak? Geri de dönemiyor. Tamam, ona da saygı gösteririz. Eyvallah diyeceğiz ya. Taş atanı ekmek at diyeceğiz yani. Ha biz de bu kadar uğraşıyorlar da canları sağ olsun arkadaşım. Biz vatanımız için, milletimiz için, tarihimiz için yediğimiz ekmeğe, şu vatanın ekmeğini yiyorsam
Ben bu vatan için bir kuruş, bir satır olsa, bir tane bilgicik olsa benim tarafımdan insanlara kazandırılıyorsa ben rahat ayrılırım bu dünyadan. Oh ne güzel derim yani. Ama işte burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları artık birilerinin yapmasını beklemeyeceğiz arkadaşlar. Ve yapanları destekleyeceğiz. Yapmayanları da arkadaş sen niye yapmıyorsun diyeceğiz ki bu işler gelişsin. Başıboş bırakınca o zaman ne oluyor? Her yer böyle kalıyor. Sen bana dokunma 1.000 yıl yaşasın. Bana dokunmayan yılan. Ve yılan orada yaşıyor 1.000 yıl. Burada yaşıyor. Tıs tıs geziyor yılanlar etrafımızda. İşte yılanların kimlere hizmet ettiğini de herhalde programlarımızda anlatabilmişizdir. O yüzden iş başa düşüyor. Bunları ilgileneceğiz. İki tane e-posta yazın. Ondan sonra ne bileyim bir yere bir teşekkür yapın. Şu videoyu 3 kişiyle 5 kişiyle paylaşın. 3 kişiye bu konudan bahsedin. İkisi manyak der, birisi o alır inanır kitabını okur. 10 kişiye söylersin. 2 kişi diyor, 5'i deli der, 3'ü güler ama 2 kişi diyor. Ondan sonra gerçekten arkandan gelmeye başlar diyor. Doğru, aynen böyle. Yani millet değil de kim ne diyorsa desin. Kim ne derse desin aşk için. Önce hoş sonra boş gelir demişler. Şimdi burada biz yolumuzdan şaşmayacağız. Ve burada dünya dışı yaşamı da bilmeden bu işlerin tam anlamıyla çözüleceğini ben düşünmüyorum. O yüzden bu konuları, dinleri, mitolojileri, arkeolojiyi doğru bir şekilde analiz etmenin yolu multidisipliner çok açılı ve bağımsız araştırmalardan geçiyor diye düşünüyorum ben. Sonra başka ne var anlatmadığımız? Mesela şöyle bir şey daha var. Bu ortak tanrılar, ortak işte neyse varlıklar mı diyeyim, ne derseniz artık. Dünya üstünde belli şeyleri, belli yerleri kutsal ilan ediyorlar. Ve bu kutsallık paylaşılamıyor. Mesela neden semavi 3 tane din için ondan sonra Kudüs'ün bu kadar kutsal olduğunu. Sonra satanist adam gene Kudüs'ü yıkıp oraya 3. Süleyman mabedini yapmaya çalışıyor. Onun için de kutsal yani. Hani semavi dinler için kutsal olduğu gibi zıt taraf için de kutsal. E nasıl bir şeylik o zaman? Herkes aynı yere kutsal diyorsa aynı şeyi anlatıyor. Doğru da birisi işte şöyle bir şeyden birisi evet diyor burada çok yüksek enerjili bir elektrik var. Burada diyor ameliyat yapabiliriz. Lazerle gözünü çizebiliriz adamın diyor. Öbürü de diyor ki evet elektrik var ben de diyor burada elektriği verip işkence yapabilirim diyor. İkisinin için enerjisi kutsal. Ley hattı kutsal ama amaçları tam zıttı olabiliyor. O yüzden yani Kudüs'le ilgilenen herkes Rahmani demek değildir yani. Bunları da açıklayalım ki bunun gibi dünyada birçok yer var. Hepsinin ilgilerinin çektiği mesela işte Kailaş Dağı'ndan tutun, Kudüs'ünden tutun, Mekke'sinden tutun. Ondan sonra işte bir sürü yer bulabilirsiniz. Sonra işte Göbekli Tepe'deki T biçimli sütunlar var. Dünyanın her yerinde var. Şimdi sadece burada çıkmış gibi gösteriliyor. Ya tamam çok önemli de ya sadece şey değil ki. Avrupa'da da var. Başka yerlerde de var. Ondan sonra elleri önden kenetlenmiş taş heykeller var. Yistir Adası'nda var dünyanın öbür ucunda. Kim yaptı nasıl yapıldı bilmiyor hala şeyler. Ve bunların hepsi zaten bilinmez bir millet, bilinmeyen bir tanrı, bilinmeyen bir din, bilinmeyen bir tarih, bilinmeyen bir şekilde var olup bilinmeyen bir şekilde yok oluyor. Bu kadar bilinmezlik tesadüf olabilir mi? Ve çok görülen mesela ortak semboller var. Yılan, kartal, kurt gibi mesela. Bir bakıyorsun, kurt işte bizde işte Türklüğün sembolü. Yani bu siyasi parti olarak asla algılanmasın. Kurt takım yıldızı, Sirius, Türklükle ilgili Mu'nun sembolü. Ondan sonra bakıyorsunuz burada. Mısır'da da var. Kurt kafalı mesela. Tanrıları var. Anubis var. Ondan sonra çakal başlı şeyli tanrılar. Ondan sonra bakıyorsunuz. Odin'in sağında solunda kurtlar var. Yani nedir bu kurt aşkı? Niye tilki yok? Niye köpek değil? Niye işte ne bileyim başka bir şey değil? Boğa değil ya da işte ne bileyim çita değil de kurt.
İşte bunları oturup düşünmek lazım. Sonra çok enteresan başka şeyler var. Hani çok da uzatmayayım. Toparlayayım konuyu yavaş yavaş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinde polimer olarak beton yapılmış arkadaşlar. Beton, beton. Yani bazı şeyler birleştirilerek beton elde edilmiş. Ve bu mesela Bosna piramidini incelediğim için biliyorum ki başka yerlerde de örnekleri var. İncelense onlar da çıkar. Ve bu beton şu an kullandığımız betondan iki kat daha kaliteli. Ve bunun doğal oluşum olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı. Formüllerini bile ben belgeselinde yayınlıyorum. Yani beton içindeki formülleri kim buldu, hangi üniversite, kim yayınladı, içine, içeriğine, doğal oluşum mu değil mi, kimler bunu söylüyor. Eğer buna itiraz edecek bilim insanları varsa ediyorlar ama o zaman siz bu bilim adamlarına yalancı mı diyorsunuz? Bu sonuçlar yalan mıdır? Lütfen bunları da çıkartın. Biz inceledik, bilişimi şuymuş, böyle bir adam bunu söylememiş, bu adam yetkili değildir ya da bu konuda yalan söylüyordur. O zaman size inanalım. Ama doğal oluşum deyip sırtınızı dönüyorsanız, bu kadar bilimsel kanıta sırt çeviriyorsanız o zaman işin içinde başka bir bit yeniği var diye düşünmek zorunda bizi bırakırsınız. Şimdi Sphinx ve aslan sembolizmi. Mısır'da o kullanıldığı gibi dünyanın her yerinde kullanılan şeydir yani. Aslan sembolizmi de çok önemli ve bu sembollere baktığınız zaman ne tesadüftür ki tam olarak bu hayvan sembolizminde takım yıldızlar var. Şimdi dedim ya astroloji ile alakadadır var. Hayvanları da aynı şekilde astroloji ile alakadar. Baktığınız zaman. Yani çok büyük ölçüde tutarlılık gösteriyor bunlar. Sonra başka neler var mesela? İşte Bermuda şeytan üçgeniyle Mısır piramidiyle Dragon üçgenini anlatmıştım. Bunlar 30, yaklaşık 30. paralel üstünde tek bir hat üstündeler. Ama Bermuda şeytan üçgeni denilen yerde Atlantik Okyanusu'nun dibinde Mısır'daki piramitlerin iki katı büyüklüğünde piramitler var. Allah Allah. Onda mı maymun yaptı? Ses yok. Siz söylüyorsunuz var diye ben dalarken gözüme çarpmadı. Senin bilimsel dergilerinde yayınlandı bunlar. Ama işin ilginç olanı ne? Kristal ya da camdan. Bakın okyanusun dibinde kristal ya da camdan piramitler var. Yani insanlar bunları şey olarak görüyorlar. Yani normal hani. Sanki yolda giderken yerde işte sigara izmariti gördüm diyorum gibi filan. Ya da yaprak varmış ya. Ya denizin dibinde kristal piramit var 300 metre. Arkadaş çalkalanın. Bir gidin araştırın. Bu kadar mı değersiz, önemsiz? Ya. Ya, ya bunları söyleyenler de belli bir şey uğruna yalan söyleyip gündemi değiştirmeyip o olayı çamur atmak için söylüyor. Eğer öyleyse de gidin araştırın. Bu kadar büyük bir iddia var. Ya bunu ilk bulan Kaptan Kusto'ydu yani. O da mı yalan söylüyor? Bakın. Şimdi denizin dibinde kristal piramidi 300 metre kim yaptı arkadaş ya? Bana da artık avcı toplayıcı primat minimat maymun demeyin ya. Başka bir şey deyin. Kendi kendine ol. Doğal oluşum primat. Üçüncü yok yani. Bıktım artık bunları duymaktan, ben bıktım ya. Sinirlerim bozuluyor. Yeter artık bu kadar da saçma sapan basit cevaplar olmaz ki 3 yaşında çocuğu ikna etmeye. Denizin dibinde piramit diyoruz yani. Bunun gibi daha bir sürü şey. Bunlar bir de dünya genelinde hizalanıyor. Bunları doğal oluşum. Artık hangisi doğal değil? Düşünün, kararınızı kendiniz verin diyorum ben. Sonra bakıyorsunuz işte Orion piramitte, Teotihuacan'daki Çin'deki piramitler birbiriyle aynı. Ondan sonra dünyanın her yerinde aynı semboller, şeylerle aynı. Mesela çok önemli bir sembol vardır ki Türklükle de alakadardır bu konu. İşte Nazi haçı olarak bildiğimiz bir sembol. Bizim hani Nazi haçı dediğimiz şey. Nazi'nin haçı değil ki o. Ama bize filmlerde sürekli öyle göre göre. Şimdi sokaktaki adama çiz o haç, Nazi haçı, gamalı haçı. Ondan sonra bu ne de? Nazi'nin haçı diyecek yani. Hitler'in sembolü diyecek. Halbuki Türklükle alakalı. On binlerce senedir Türk'ü bırak dünyanın her yerinde kullanılan kadim ve pozitif ve negatif olan kanat yönlerine göre pozitif ve negatif. Çarkı felektir. Türkçesi bu. Buna bir çarkı felek desen gülerler yani. Aa, ne alakası var falan diye. Çünkü duymamışlardır yani.
Çoğu insan bu tepkiyi veriyor. Ama evet, çark de döne döne ondan sonra belli aşamalardan geçerek Allah'a ulaşma anlamına geliyor. Bakın anlamında söylüyoruz, yerinde söylüyoruz ama ne oluyor? Bize ekmişler nazarçı. E bu nasıl oluyor dünyanın her yerinde? Aynı anda kullanılıyor. E baktığınız zaman inanılmaz şeyleri var. Bağlantılar var. Yani bunların mesela bütün önemli piramitler boyut kapısı açmakta kullanılıyor diyorum. Muazzam enerji makinaları diyorum. Bunların teknolojik altyapıları var diyorum. Ve hepsinin altında akifer denilen iki tane su kil tabakasının arasından su katmanları gidiyor. Bunların yarattığı manyetik alanları alıp kendileri işte kutsal oranda sıkıştırarak belli bir frekansa, tek bir frekansa dönüştürüyoruz. Bununla işte Kur'an'da sultan güç denilen enerjiyi elde edip boyutlar arası bir iletişim hattı oluşturuluyordu. Artık o iletişimi şekli ayrı tartışma konusuydu. Ama yani bunlar yapılıyordu diyoruz. E daha ne diyelim? Yani bu kadar iddialı makine diyoruz, teknoloji diyoruz, her şeyden bahsediyoruz. Tüm dünyadan örnekler veriyoruz. Bir tane, üç tane, beş tane, on tane değil. Yüzlerce. Ben burada işte onlarcasını anlattım. Ama aslında on binlercesi var. Ha, ne kadarını çıkarttık? Hepsi toprağın altında. Bakın ne olduysa en büyük kırılma noktası 12 bin sene önce olmuş. Ve bu 12 bin sene önceki katman, yani ortalamasını baz alırsanız tabii coğrafi şeylere göre değişiyor ama ortalama bir 20-25 metrelik bir toprak altında bırakıyor bu tarihteki yapıları. Yani bizim asıl arayıp bulmak istediğimiz şeyler 20-25 metre toprağın altında. Çoğu yerde bu iş böyle. Ama işte bazı tepelerde bu birikim daha az olduğu için kayalık yerde birikim olmamış. İşte sulak yer, işte tepe bölge falan filan. Oralarda Göbekli Tepe gibi. Bakın orada 25 metre toprağın altında değilmiş yani. Belki 25 santim altında taşın ucuna denk gelmiş de biz bunları öğrenmişiz. Tesadüfen. Şimdi baktığımız zaman daha ne gibi tesadüflerden neler çıkacak kim bilir diyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Ama yani bu heyecanı da yaşıyoruz. Ben doğal oluşum deyip arkamı sırtımı dönmek, bu heyecanımı yitirmek istemiyorum. Nasıl böyle küçük bir çocuk gibi seviniyorsam, merak ediyorsam, bu içimdeki çocuğu ve merakı da kimseye öldürtmek niyetinde değilim yani. Gücüm yettiği sürece de bunları kendi çapımda, ondan sonra bir müzisyen ve profesyonel olmadığımız bir alanda olsa elimizden geldiği kadar vatanımıza, milletimize, atamıza, tarihimize, dinimize sahip çıkmak için biz bu işlerin peşindeyiz diyoruz. Burada da isterseniz artık toparlayalım konuyu. Evet. Soru sormak isteyenler varsa o birazcık Evet, da sorulara buyurun. cevap verelim. Bir yudum da Evet. suyumuzu içelim artık. Buyurun, afiyet olsun hocam. Yorumları açtım. Bakalım arkadaşlarımız sormak istediği varsa hemen size yönelteceğim. Bir mesaj almıştım ya, konuyla alakası yok ama Celcelitiye diye bir duadan bahsetmişsiniz bir seminerde. Onun Evet. hakkında bilgi verebilir mi diye sormuştu bir arkadaşımız. Yani şimdi o bugünkü konumuza çok uzak bir konu. Frekanslar seminerinde bu benim kendi keşfim. Tamamen Celcelutiye denilen şey iddia şudur söyleyelim. Allah'ın 99 ismi derler ama o ismi sıfattır. Daha doğrusu Kadir-i Mutlak'ın evreni yaratmasındaki 99 tane malzemesi, yöntemi diyelim. Daha açıklayıcı olsun net bir şekilde. Şimdi bu 99 tane açılımın tamamına verilen bir isim var. İsmi Azam. Yani en üst isim. Bütün bunların hepsini kaplıyor. İsmi Azam'ın da şifresi insanlığa sunulmuş. Ne olarak sunulmuş? Bu bölgede bakın. Başka şeyleri de var. Şimdi girmeyelim onlara. Bu bölgede, bu coğrafya nasıl verilmiş? Celcelutiye tılsımı olarak. Bu 7 tane sembolün işte 7 satırdan oluşan bir kareyle 7 kere 7 49 tanelik böyle bir şey düşünün, kare kare. Bu sembollerin yerleştirilmiş bir şeyi. E nedir bu Celcelutiye? Cennetten gelen bir bilgi olduğu iddiası var. Ve bu diyor ki ismi azamın, yani tüm Allah'ın yaratma sıfatlarının şifresini içinde barındırır.
diyor. Ve bunu hani bir sürü kitaplar var, iddialar var ama hani beni tatmin eden bir şey çıkmadı karşıma. Ve ben bunu enteresan bir olay tesadüfle araştırmaya başladığım zaman tamamen frekans harmonikleriyle ilgili matematiksel bir formüle dayandı. Görünce çok şaşırdım. İşte 3-6-9 denilen olayla örtüştüğünü, tüm evrenin yaratım sistemiyle örtüşen başka bir lambdoma denilen sistemin bir parçası olduğunu keşfettiğimde, ki bu keşif bana aittir. Ondan sonra yarın öbür gün hani bunları ben böyle anlatıyorum ki herkes birbirini anlatsa öğrensin. Ama abi bakıyoruz yani ya bunu da Hakan Yedican'dan duyduk deyin bari. Başka bir şey istemiyoruz. Tabii ki anlatın, kitabınıza yazın, televizyonda da söyleyin de. Yani 25 yıllık emeklere ben ille de kitap yazayım aman patentini alayım diye uğraşmıyorum ama birazcık da saygı tabii fena olmaz yani bu bilgileri kopyalarken. Şimdi buradaki şeyde tamamen matematiksel, geometrisel özel bir dizilim var. İşte bu diziliminde Celcuruti ile olan bağlantısını uzun uzun ispatlarıyla, slaytlarıyla anlatıyorum. Burada ancak bu kadarını anlatabilirim. Özeti bu. Evet. Peki Şahmaran'a sordular hocam. Şahmaran hakkında birkaç söz söyleyebilir mi hocam hatırlayalım? Ya Şahmaran şöyle bir şey. Yani bana göre bu efsane mesela Mardin'e gittik. Mardin'i hakikaten çok sevdim. Çok beni şaşırttı Mardin. Çok modern, çok güzel. Çok tarihi, harika bir yer. Ve her yerinde de Şahmaran var. O kadar seviyorlar ki Şahmaran'ı. Yani neredeyse her evin, her dükkanın bir yerinde bir şey var yani. Bu taksiye biniyorsun, işte anahtarlığını asmış, öbürü aynasını asmış, öbürü duvarını asmış, biri boyamış falan filan. Bakıyorsunuz o hikayeler orada çok kabul görmüş. Şimdi aslında Şahmaran'ın bir iddiası şu, Tarsus'ta yaşadı ve Tarsus bölgesinde bu hikayenin olduğu. Ama Mardinliler de kendileri Şahmaran'ı yedirmeyiz kimseye, buranın hikayesidir diye onlar da sahip çıkıyor. Çok da uzak şeyler sayılmaz yani aslında. Yani Anadolu topraklarının coğrafyası. Sonuçta burada yarı insan yarı sürüngen bir varlık var. Ve bu varlık kötü değil. Bakın. Hani sen diyor reptilyan düşmansın yok Enki'nin düşmanı. Ya kimsenin düşmanı falan değil. Ben iyi olmayanların düşmanıyım arkadaş. Ben karanlıktan yana iş yapanların düşmanıyım. Bak Şahmeran iyi de öldürürüm hakkını veririm. Şahmeran'a kötü bir şey söylüyor muyum? Hayır söylemiyorum. Kendini mesela sevdiği insan için kendini ölüme atıyor hiç. Karşı gelmiyor. Sonra ona öyle bir bilgi veriyor ki onun hayatını kurtarıyor. Kral yapıyor. Kendi hayatı pahasına. Şimdi bu iyilik değil de nedir yani? Neyse. Oranın hikayesi yani tabi bu hikayeyi internetten bulup detaylı herkes ulaşabilir. Çok şeyi var güzel videoları, anlatımları, tanıtımları var. Burada reptilyanlara ait, melezliğe ait çok güzel bir Anadolu hikayesi. Ben bunun önemini bu yüzden gösteriyorum. Yani yarı insan, yarı melez böyle bir şey olmuş mudur? Şimdi bu bilimsel olarak böyle bir varlık vardır demek için. Ondan sonra bunun bilimsel ispatı olması lazım. Var mı? Bana göre var. Şimdi yanılmıyorsam 2. Abdülhamit dönemindeki bir lahitte Yerebatan Sarnıcı'nın içinde başı insan, vücudu yılan şeklinde bir iskelet bulunuyor. Ve bunu padişah da gelip inceletiyor. O zamanki şeyler bilim insanları inceliyor ve iskeletin doğru olduğunu yani öyle saçma sapan bir şey olmadığını gerçekten bu kafanın ve vücudun birbirine ait olduğu sonucuna varıyorlar ve bunu gizli bir yere gömüyorlar. Ama lahit devasa tabii ki şey oluyor. O lahiti de kim götürüyor? İngiliz masonları. Ya arkadaşım Göbekli Tepe'de heykel bulunuyor. Dünya tarihi değişecek deniliyor. Gece yarısı sabaha kadar çalınıyor. Yani ne ara duydunuz da ne ara geldiniz de ne ara çaldınız be arkadaşım ya. Bir iki gün durun da sonra çalın müzeden bari yani. Bu ne hız, bu ne şiddet, bu ne celal. Yılandan heykel bulun. Ne ara sen İngilizce'den gemiyle geldin de hani uçakla da değil yani gemi hemen de hop gece atıyorlar. Bakın ne kadar içimizdeler. Her yerde. Her yerde yani arkeolojinin de içindeler, tarihin de içindeler, Osmanlı'nın içindeler. Türkiye'nin içindeler. İşte kim bu içindekiler? İşte bak nereye gittiğine bakın söylüyorum size bakın. İngilizler gelip gemiyle götürüyor diyorum. İngiliz'in senin yılanla ne işin var?
Şimdi İngiliz kraliçesi reptilyan soyundan mavi kanlı demiyor muyum arkadaşlar? Onların tanrıları işte bu. Tanrılarına saygısından, inancından yapıyor. O da onun tanrısı sahip çıkıyor. Yani senin için önemli olmayabilir. Onun için çok önemli bir şey yani. Ha şimdi desek ki Hazreti Muhammed'in işte mezarı bulundu ya da Hazreti işte bir peygamber mezarı bulundu. Oraya ben şey yapacağım, tuvalet yapacağım dese şimdi atıyorum başka bir dinin mensubu. Yani ondan sen bir dur kardeşim saygısızlık etmeyin bu bizim için değerli demez misin? Mücadele etmez mi? Edersin. Niye? Onun için önemsiz bir şey olabilir. Senin için önemli. Onlar da bu öyle olaylara önem veriyorlar. Ama işte bize bunları çaktırmadan ondan sonra bütün dünyayı parmaklarında oynatarak kendi hikayelerini yazarak bu işleri yönlendiriyorlar. Onlar için çok önemli yani. Çok çok önemli ve Anadolu toprakları hiçbir zaman onların vazgeçemeyeceği kadar önemli. Yani bunu hem övünerek gururla söylüyorum. Çünkü bütün çıkış noktası burası. Bütün yedi kilise burada. Hristiyanlık da burada çıkmış. Ondan sonra işte Müslümanlık bu coğrafyaya çok yakın bir yine coğrafyanın etkisiyle çıkıyor. Yani bütün Sümer'e bakıyorsunuz. Hitit, Akat, Sümer, ondan sonra Filikler, Likyalar nerede yaşamış? Hepsi Anadolu toprakları, Mezopotamya. Buraları inanılmaz önemli. Ve yani ne enteresan, üstünde yaşayan insanlar bu önemin farkında değil. Çok azı farkında, o da çok çok azının farkında yani. Biz bile ne kadarını biliyoruz, kum tanesi bile yetmez şu bilgiler yani. O yüzden çok daha büyük şeyler var. Bunun üzerine gitmemiz lazım diye herkesi şey, araştırmaya sevk ediyoruz ki bunlar hızlansın, bulunsun. UFO'larla teması oldu mu diye çok soru geldi hocam. UFO temasınız oldu mu? Ya UFO'yla bir temasım falan olmadı. Hani çocuklukta yaşadığım bir olay var. Ama hani o in midir, cin midir, uzaylı mıdır, değil midir? O tartışma konusu. Hani ben gerekli mercileri zaten tanıyanlara bunu anlattım. Şimdi buradan hani detaylara girmenin teması yok. Onun haricinde böyle şey değilim. Hani çok görüyorum ve artık cılkının çıktığını düşünüyorum. Herkes UFO'larla temasta. Herkes astrale çıkıyor. Herkes bilmem enerjiyi, herkes enerjiyi hissediyor, enerjiyi yolluyor, enerji alıyor. Ya arkadaşlar ben hariç herkes etrafımda yani 10 kişinin 9'u böyle. Neler oluyor ya, bu kadar kolay mı bu işler? Ben de böyle bir şey yok arkadaşlar söylüyorum. Yani astralde çıkmıyorum. Yani kanal bilgisi de gelmiyor. UFO da gelmiyor. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bekledim de gelmedim türküsüyle. Bekliyoruz yani. Gelmiyor. Ama gelmesine ihtiyaç yok. Ben onlarsız bu kadar bilgiye ulaşmaktan çok gururluyum yani. İnsan halimle uğraşıyorum. Sabah akşam okuyarak gidiyorum, bak defalarca araştırıyorum, gidiyorum yerinde araştırıyorum. Kitabını okuyorum, seminer veriyorum, bir şey yapıyorum. Ne oluyor? Bu bilgileri böyle dişimle tırnağımla sabahlara kadar uğraşarak kazanıyorum. O yüzden de gururluyum. Ha, bu kadarına ulaşabiliyorum. Ulaştıklarımı da paylaşıyorum. Yarın derim ki şuna ulaşmışım ama bu konuda da herif yalan söylüyormuş. Bak bu da Illuminati çıktı. Bu bilgi de yalanmış deriz. Ona eleriz. %100 her şeyi de diyorsan bitmiştir. Son hali de budur demiyorum. Ben kendimi güncellemeye, yanlışlarımı da bilimsel bir şekilde bana kanıtlı bir şekilde getirirlerse saygı, sevgi çevresinde her tür bilgimi paylaşmaya da tartışmaya da yeri geliyorsa değiştirmeye de hazırım. Ve herkesten de bunu bekliyorum. Başka bir şey değil. Herkes araştırsın, görsün. Yani benim öyle bir temasım falan yok. Ondan sonra olanlara da dikkat etsinler diyorum. Çünkü bu temaslar bu kadar kolay olmamalı. Her sakallıya baba demeyin. Evet bunun cini var, irbisi var, ifriti var, şeytanı var. Ama herkes ne hikmetse meleklerle temasta. Bu cinler, ifritler, şeytanlar ne yapıyor? Yazlıkta tatildeler mi zannediyorsunuz? Bu vesveseyi vermekle kıyamete kadar ant içmiş olan varlıklar size temasa geçmiyor mu arkadaşlar? Ya da geçmek için sizi beklemiyorlar. Size vesvese verip o temasa geç, özgür iradenle geç ki ben haklı çıkayım diye sizi davet etmiyorlar mı zannediyorsunuz? O yüzden her temasa, her davete, her ritüeli, her çalışmaya böyle kefali balığı gibi cuk diye atlamamamız lazım. Bu işleri de bilmeyenler kurcalamasın. Kurcalamayı çok isteyenler de önce çok iyi araştırsınlar.
iyi kötüyü ayrıştırmadan hiçbir konuya girmesinler diye şiddetle de uyarırım kendilerini. Tabii altyapı güçlü olmalı, bilgi güçlü olmalı ki Yani. yaşadığınızda onunla karşılaşabilirsiniz. Ay yapay mı diye soruyorlar hocam. Bence yapay. Tek kelimeyle açıklayın derseniz evet. Bunu yüzlerce, saatlerce konuşmak lazım. Ayın yapay olduğunu bırakın, hologram olduğunu bile söyleyenler var. Yani Kur'an'da da mesela çok enteresan bir bilgi geçer. Kamer suresinde der ki ayın yörüngesinin normal olmadığını Kur'an-ı Kerim de bize söyler. Yani hiç ibret almıyor musun diyor. Ayı öyle bir yere koyduk ki diyor yörüngeye, orada durmaması lazım. Evet, bilimsel olarak da bugün ispat oldu ki ayın arka yüzünü göstermemesinin, ya bu kadar milyar çeşit yıldız var. Hiçbirinin böyle bir sistemi yok. Normal değil, Evet. doğal değil yani. Hani doğal oluşum deyip işinin içinden çıkıyorlar ya. Sorsan neymiş? Yok diyor, dünyadan gazdan tozdan kopmuş. Ya arkadaşlar, yani bunu kediye köpeğe anlatmayın, onlar bile olur yani, güler halinize. Artık bunlar trajikomik iddialar yani. Ondan sonra burada çok önemli başka şeyler var. Tabii çok iddia var, çok farklı iddialar var. Ama sonuç olarak ben şunu söylüyorum ki ay kesinlikle öyle gazdan, tozdan, dünyadan kopma parça falan değil. Dünyanın uydusu değil bir defa. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Hadi o da ev ödevi olsun. Ay acaba sürekli dünyanın uydusu muydu? Ne zamandır dünyanın uydusu? Ne zamandır bu mesafede bu şekilde duruyor? Hadi bakalım. Azıcık da siz uykusuz kalın. Olmaz şimdi de şu an. Ben de merak ediyorum. Ya çok uzun konular bunlar. Ayrıca bir program yaparız. Onlardan Yapalım. bahsederiz. Yani bu ay konusu önemli. Çünkü David Icke var, İngiliz yazar. Ayın reptilyan kontrolünde dünyayı kontrol etmek için bir üs olarak kullanıldı. İçinin boş olduğunu. Ondan sonra söylüyor. Ha, NASA'nın verdiği bilgiler var. NASA da yani yalan uzman olduğu için, ondan sonra Illuminati'nin baş maşalarından birisi olduğu için, hangisine inanacağız, hangisine inanmayacağız. Şimdi maalesef şöyle de bir şey var. NASA'ya inanmayın. Kardeşim, Türkler gitsin araştırsın da ona inanalım. Niye biz bunları araştırmıyoruz? Ya kusura bakmayın yani. Yok işte bilmem şu orucu bozar mı, bu orucu bozar. Kardeşim, adam oruç tutan var, tutmayan var. Bırakın orucu yani. İsteyen istediği gibi tutsun. Zaten 1400 yıldır bunlar belli ya. Kafayı kullanan açsın Kur'an'ı okusun, bunlar var. Milyarlarca dolar harcıyor. NASA'nın bütçesinin kaç katını harcıyoruz. Sakız orucu bozar mı? Yok işte denize girdim, orucum bozuldu mu? Bilmem ne, burnuma, kulağıma su kaçtı. Artık bunlarla uğraşmayı bırakmamız lazım. İlimle, bilimle uğraşacağız. Biz uğraşacağız, biz. Sen de Evet. hatta işte Ay'a gideceğiz bakalım. Yani inşallah gideriz. Yani gidelim de görelim bakalım. Gidebiliyor muyuz bakalım? Olacak mı? Yani o gök kubbeyi aşacak mısın? Dünya düz mü, yuvarlak mı? İşte yani sen gidemezsen ne olur? Adamın böyle el pençe İki dudağının arasında söyleyeceği yalanlara işte bilim zannediyoruz yani. Yıllarca kandırdılar. Yok işte Mars'ta su yok dedi, şimdi okyanus var diyor. Ay'da su yok dedi, şimdi Ay'da su var. Öbüründe bilmem ne dediyse tersini söylüyor adamı. Ya topaç gibi oynuyorlar bizde. Tam tersini. 10 sene onu söylüyor, 10 sene bir daha tersini söylüyor, bir daha yeter artık yani. Ama sen yapmazsan ne oluyor? Biz sürekli televizyonda NASA'nın belgeselini izliyor. Adam ne isterse 10 tane doğru söylüyor. Bir tane bir şaplatıyor enseniz, ya feleğini şaşıyorsun. Yani allak bullak ediyor seni. İstediği yere yönlendiriyor yani. O yüzden de kendin araştıracaksın. Yap, uydunu yolla. Yani yapay mı değil mi? Git gör kardeşim. Duruyor işte orada. Yapaysa da değilse de gidelim yani. Dünyanın her şeyi en pahalısını biz ödüyoruz. En pahalı vergiler, en pahalı elektrik, en pahalı internet. Ne oluyor? Tamam yani, bir uyduda biz yollayalım arkadaş. Yani hani bilmem nereye bilmem ne bağışında bulunacağımıza. İşte inşallah son dönemlerde bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar oluyor. Sevindirici. İnşallah hızlanarak devam etsin. Çünkü bu konularda çok geri kaldık maalesef. Ondan sonra inşallah bu konularda da Türkler olarak, ki askeri sanayide ben onları da takip ediyorum bir yandan. Müthiş gelişmeleri var Türkiye'nin. Gerçekten gururla takip ediyorum. Yani silah sanayinde, ama tamam çok önemli bir şey. Yurdumuzu, kendimizi koruyacağız, tamam. Ama sadece silah değil. Birazcık astronomiye de, astrolojiye de, yani böyle tarihe, arkeolojiye de önem verelim istiyorum. Daha da önem verelim. Yani verilmiyor anlamında
Kimsenin de kalbini kırmayalım. Çok bu işlere gönül veren insanlar, ama devletimizde de, ilgili kurumlarda da, akademik camiada da çok önemli, saygıdeğer insanlar canlarıyla başlarıyla yıllardan beri ne çabalar sarf ediyorlar. Bunları da görüyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Ama işte biz de elimizden geldiği kadar destek olalım ki bu işler hızlansın istiyoruz. İnşallah. Ayla ilgili bir program yapalım. Birkaç kez yazıldı. Bununla ilgili yayın istiyoruz diye. Ayasofya'da resmedilmiş altı kanatlı melek hakkında bilgi istiyorlar. Yani oradaki altı kanatlı dört tane kerubi meleği var. Biliyorsunuz o en büyük, o kubbenin üstünde. O kubbenin ortasında da bir tane mermerden böyle bir yuvarlak bir şey var. O yuvarlak yerin yivli bir vida şeklinde olduğunu ve onun Ayasofya'nın orijinal halinde olmadığını söyleyelim. Ondan sonra çıkalım meleklere. Altına girmedik. Meleklere gidince kerubi melekleri, kerebe kelime kökünden geliyor. Bunlar kerebe, kurban, akraba kelimeleriyle özdeşleşen, Allah'a yakın olmak, yakınlık bildiren bir kelime. Allah'a yakın, en yakın olanlar. Allah Evet. yedinci katta, en yakın melekler de altı kanatlı kerubi, yakın olan melek demek yani. Allah'a yakın olan melek demek. En üst rütbeli. Allah yedinci kat ya, gökyüzü yedik şey, yedinci katta Allah var. Altıncı katta kerubi melekleri var. Ondan sonra dördüncü katta dört kanatlılar var. Bir de bunların iki kanatlı melekleri var. Şimdi baktığınız zaman şunu hatırlayınız. Anunnaki figürlerini, kartal ya da insan başlı kanatlı figürler. İki kanatlı ya da dört kanatlı. Dikkat edin. İki ve dört kanatlı. Altı değil. Yani diyorum ya, işte bunlar da cinler, ifritler, melekler kategorisindeler diye. Ama Anunnakiler daha düşük olanları. Fiziksel yapıya daha yakın frekansta olanlar. Ama üst frekanlı, üst melekler var. İşte Kerubi gibi. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil, en büyük dört melek. Bunlar en üst sıfatları olan varlıklar. İşte melek kimdir, cin nedir, şeytan nedir, ifrit nedir? Ondan sonra iblis kimdir? Ondan sonra bunların Anunnaki bağları, dinsel bağları, mitolojik bağları. Bunlar da inanç seminerinde işte 2 günde onu anlatması sürüyor. Ama ben bunların kesinlikle birbirleriyle örtüşen aynı şeylerin farklı bakış açıları olduğunu söylüyorum. Bu şu demek değil. Yani melek yoktur, uzaylı vardır ya da uzaylı yoktur, hepsi melektir. Asla böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hepsi Allah'a es geçtik bu uzaylılara. Hayır, haşa, öyle bir şey yok. Kadir-i mutlak her zaman evrenin merkezinde. Ama yarattığı milyar çeşit varlık da var. Bunu da kabul etmek, yani inandığımız Tanrı'yı yüceltir. Ve bunların tüm şeylerin, gücünün ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Eğer bunları inkar ediyorsun, inanmıyorsanız, onları, yani senin Tanrı'yı küçümsemen anlamına gelir ki asıl şirk koşmak bana göre budur. Buradaki varlıkların da kim kimdir, nedir, nerede ne şekilde geçer, bunların tam yerine oturtabilirseniz bir taşla 10 kuş vurulabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü bende böyle oluyor. Ona inanıyorum. Yani doğru yerlere yerleştirdiğin zaman mitolojileri de tık 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 açıklıyor. Dinleri de tık tık açıklıyor. Ondan sonra ne Gılgılmış destanını açıklıyor. Niye üçte iki tanrı? Niye ölümsüz? Annesi kim? Babası kim? Dedesi kim? Abi bakıyorsun Anunnaki, kırmızı kan, mavi kan, reptilyan, kraliyet ailesi, yok bilmem ne, Illuminati. Hop, işte bütün olaylar bir bütün olarak karşınızda duruyor olarak görüyorsunuz. Puzzle'ı ben ancak böyle çözebildim. Yani başkaları nasıl çözüyorsa saygımız var. Buyursunlar, onlar da anlatsınlar. Ama bakın, her yerden soru geliyor. Cevaplayamadığımız soru var mı? Çünkü ben bu konuların hepsini araştırıyorum. Sadece piramit araştırıp oturmuyor. Sadece ben kutsal kitapları araştırıp o yerimde oturmuyorum yani. Şimdi beynimi okudunuz hocam. Her sorduğuma cevap veriyor diye aklımdan geçirmiştim. Yani şimdi şöyle bir şey var. Zaten şöyle bir şey. Gerçeği ve hakikati bilen bir insan, anlamış olan. Yani kimse bütün dünyanın hakikatini, evreni çözecek öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum zaten. Yani bu açıkça da net, yani bazı şeyleri sizin ilminiz, kafanız, teknolojiniz yetmez diyor yani. Kutsal kitaplar da bunu söylüyor ama anlamaya çalışıyoruz yani en azından. Ben ne yapıyorum? Televizyon seyrediyorum. Ya kardeşim, bütün televizyon şeyleri, yani hani belli medyaların elinde, belli imkanlarla belli şeyleri
propagandasını. Onun yerine iki tane kitap fazladan okuyorum. Giriyorum internette araştırma yapıyorum. Ya da YouTube'da istediğim şeyleri izliyorum. Ondan sonra kontrollü bir şekilde vaktimi bunlara harcıyorum. Bunları bu bilgileri edindikçe zaten belli kapıları açmaya, kilitli kapılar açılmaya başlıyor. Ama kesinlikle kesinlikle bir kere o tarafsız olacaksınız. Tarafsız olacaksınız. Ruhunuzu şeytana satmamış olacaksınız. Bu en önemlisi. Ondan sonra yani tarafsız yani şeytana sattıktan sonra tarafın belli. Ondan sonra şöyle bir şey var. Einstein diyor, soruyorlar mesela, ya siz nasıl bu kadar akıllısınız filan. Aslında diyor, ben sizden akıllı değilim diyor. Ama sizden diyor çok temel bir farkım var diyor. Yani o yüzden bunları siz bulamıyorsunuz da ben buluyorum diyor, bu kadar şey. Ondan sonra diyor ki ben sadece diyor çok daha azimliyim sizden diyor. Siz 10 kere 100 kere bir konuyu uğraşıp vazgeçiyorsun diyor. Ben bulana kadar vazgeçmiyorum diyor. Yani yenene kadar 100 kere yenildi. Gidiyor gene o ringe çıkıyor. Dayağını yiyor, ağzına gözüne patlatıyorlar ki gene çıkıyor. Elbet bir gün yenene kadar, yani kazanana kadar, çözene kadar olayı. Evet, ben de bunu yapıyorum ve olayları birbirine bağdaştırarak bakın götürmeye çalışıyorum ki zaten elimi nereye atsam bu saydığım kadim köklerinin birbirine böyle sarmaşık gibi geçmediği hiçbir konuyu olduğunu ben düşünmüyorum yani. Hepsi iç içe. Hepsi bir, yani dinle mitolojiyle bilimi, tarihi, arkeolojiyi ayıramazsınız birbirinden. Ve bunların hepsi hakkında işinizi görecek, çözecek kadar bilginiz yoksa da bir yerlerde düğüm olup kalırsınız yani. Yani onların hepsi hakkında belli temel bilgilere ulaşma ihtiyacı var. Ama bunu herkes yapabilir mi? Çok vakit alan bir şey. Gerçekten çok azimli olmak lazım. Yani günde 8 saat, 10 saat. Ondan sonra her gün buna yıllar boyu. Ya benim karım yok, çocuğum yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ben yalnız yaşayan bir insan olarak bu vakti çok zorlanarak ayırabiliyorum. Ama şimdi hadi çocuğum yarın sınav var, baba matematik çalıştır dese, ben çocuğumu mu düşüneceğim, anunnakiyim. Tabii ki çocuğumu düşünürüm. Yani düşünmek zorundayım. Ve çocuğunu olan insan zaten çocuğunu düşünüyor. Dolayısıyla da bu konulara bu kadar vakit ayırma şansı yok. Ama kapitalizm öyle bir sistemini oturtmuş ki senin kiran belli, memur maaşı belli, banka faizi belli. Hepsini o yönetiyor adam zaten, her şeyi, doların, euronu, kriptonu filan hepsini o. Ya neye göre yapıyor bunu? Yani sürünüp sürünüp ucu ucuna anca ay sonunu getirecek hale, 3 kuruş fazla anca arabanın modelini yeniliyorsun, gene aynı sistemini adamsın. Yani araba emmiyorsun da jipe biniyorsun. Evin olmuyor, villan, o kirada oturmuyorsun. Yani, ne oluyor? Gene aynı ev yani. Değişen bir şey yok. Bugün ölsem bu ev kiralık mı, benim mi, dedemin mi, nenemin mi, ne fark ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor yani. Tabutun havuzu yok yani. Onlar bir anda her şey sıfırlanıyor gidiyor. Bir bakıyorsun yanlış ata oynamışsın yani. İşte burada benim yapmaya çalıştığım şey şu. İnsanlar bu kadar vakit ayıramayacakları için, bu kadar çeşitli konularda bilgi sahibi olmanın çok vakit aldığını, çok emek gerektiğini düşündüğüm için bu bulduğum, ulaştığım şeyleri tarafsızca insanlara veriyorum. Yani onlardan tek beklediğim şey var, saygı. Yani beni seven olur, sevmeyen olur. Çünkü ben çok açık ve net konuşuyorum. Çok keskin ve sivri. Benim konuştuklarım böyle. Ben böyle laga luga yapmayı sevmiyorum. Laga luga yapanları da sevmiyorum. Adam çünkü 3 saat bir konu hakkında konuşuyor. Ne dedi belli değil. Çeviriyor, 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 çeviriyor. Ya evirmeyi, çevirmeyi ben sevmiyorum bu konularda. Açık ve net olunması lazım. Vakit kaybettirmeyin kimseye. Yani şurada bir saat beni dinliyorsa, birisi bana bir saatini ayırıp bu programı dinliyorsa, en az bir şeyler öğrenerek bu şeyini kapatması lazım. Ben de birini açtığım zaman bir saatimi, 2 saatimi veriyorsam, bana bilmediğim bir şey öğretmesini bekliyorum. Öğretmiyorsa yani ben onu bir daha izlemiyorum, dinlemiyorum yani. Saygımı yitiriyorum ya da saçma sapan yerlere bağlıyorum. Ha, bir konuda her konuyu bir insan %100 çözmüş olamaz. Benim de hatalarım, yanlışlarım olabilir. Dediğim gibi saygı çerçevesinde yani ben sunuyorum, insanlar araştırsın diyorum. Bu konuları araştırdıkça görecekler. Gerekli güncellemeleri, düzeltmeleri de yaparak bu konularda da puzzle'ımızı, yapbozumuzu oluşturmaya devam ediyoruz. Atatürk ve Tesla bağlantısı nedir diye soru aldık hocam. Yani şimdi ben bu konuyla ilgili özel bir çalışma yapmadım.
Hani Tesla'nın bağlantısı başka yerlere bağlantısı var. Atatürk'ün de bağlantısı var. Ama bunların aynı yere mi bağlı mıdır, değil midir? İşte Atatürk Tesla ile görüştü diyen var, görüşmedi diyen var. Hani bunların doğruluğuna hani çok emin değilim. Ayrıca bir çalışma yapılması lazım. Çünkü çok önemli saydığım, sevdiğim iki insan. Bunlar hakkında böyle boş konuşulmayacak kadar önemli konular, insanlar. O yüzden şu an söyleyebileceklerim bu kadar. Allah ve kaderi mutlak arasındaki ayrımı anlayamadım dedi bir dostumuz. Yani şimdi Allah kelimesi el ilah'tan geliyor. Bir meclisin başı anlamına geliyor. Ama biz Allah kelimesini her zaman kadiri mutlak anlamında kullanıyoruz. Şimdi bu birinci şey. Bu Tanrı dediğim insan olmayan Anunnaki mi dersin, uzay mı dersin, cin mi, ifrit mi, ne diyorsanız, melek mi, yani bir takım varlıklar var. Bunun tartışması ayrı konu. Bu varlıkların bir meclisleri var ve burada kararlar alınıyor. Bu meclis başkanı da belli yıldız sistemlerine göre ondan sonra şeyleri değişiyor. Görev ve yetki süreleri ondan sonra değişiyor. Şimdi bu meclis başkanına, şimdi mecliste herkes tanrı olmuş oluyor. Yani insan değil bunlar çünkü. Bu tanrıların da tanrıların tanrısı gibi. İlah, el ilah, el ilah Allah kelimesi oluyor. Yani bunların meclis başkanına Allah deniliyor diye bir iddia var ki bu aslında kısmen doğru. Ama bizim Müslüman ve İslam olarak niyetimiz, söylediğimiz şey kadiri mutlak, evrenin yaratıcısı. Biz böyle el alemin anunnakisiyle ilgimiz yok bizim yani. Biz bunları şirk olarak görüp bunları teğet geçerek şak diye biz kendi evrensel kadiri mutlağa yönelmemiz lazım. Zaten bizim Allah dediğimizde yani niyet ettiğimiz varlık budur. Ama bunu çarpıtıyorlar ve bunları yarın öbür gün önümüze koyarak bize çelme takıp bak senin Allah'ın buymuş. Enlinin oğlunu anlarsın. Ay tanrısı Allah'tır inancıyla bir takım çalışmalar var. Satanik çalışmalar var. Evet, bu çalışmaların tuzağına düşmemiz neden istiyorlar bunu onu da söyleyeyim hemen. Çünkü nanlarsın Anunnakilerden ay tanrısıdır. Evet doğrudur. Sümer tabletlerinde de geçer. Kur'an'da da geçer. Sin, Yasin suresi var ya. Yani bunlar şaka değil. Ama şöyle bir olay var. Sin'in Sümerler'deki rütbe, kademe değeri 30'dur. Bunları yaratan deccaliyet sisteminin taptığı Enki'nin ise 40. Şimdi neden senin Allah'ını 30 puanlık bir yere çıkartıp seni küçük düşünmek istiyor? Çünkü kendi inandıkları 40 puanda. Fakat şöyle bir şey var. Ben de diyorum ki arkadaşlar bu tuzağa lütfen düşmeyin. O nanların babası 50 olan Enlil'in rütbesi 50. Yani 40'ın üstünde. Bizim baz alacağımız o meclisin başı odur. Bir kere bu iş burada meclis başı olarak da bize yanlış hedefe yönlendiriyorlar. Sen niye çocuğunu, torununu, bilmem nesini baz alıyorsun? İki kardeşi birbiriyle al. Biri 40, biri 50. Enli 50, Enki 40. İşte bitmiştir olay. Baktığınız zaman dediğim gibi çok büyük oyunlar var. Bunlara kanmamamız lazım ve anası, babası, cinsiyeti, eli kolu, ondan sonra ömrü, doğumu, ölümü, savaşı, sevişi olan hiçbir varlık kadir mutlak olamaz. Bitti. Bunu çok iyi herkes kafasına soksun. Biz kadiri mutlağa baz almalıyız. Müslümanlık, İslamiyet kadiri mutlaktan başka evrende tek olan, tek o vardır yani. Anunnaki, bir sürü Anunnaki var. 5.000 çeşit din var, 5.000 çeşit tanrılar denilen bir sürü varlık var. Var. Yok mu? Var, onlar da var ama kadir-i mutlakla bunların alakası yok. Biz Müslüman olarak, Türk olarak, gök tengri inancıyla Müslüman olarak kadir-i mutlaktan başka hiçbir şey baz almayın. Hiçbir şeyden de korkmayın. Çünkü en korkunç dediğin iblisin, şeytanın, bilmem nem bile onun yanında devede kulak hiçbir zaman etmez. Sen yürekten öyle bir kanala bağladıysan kendini, oradan gelecek yardımla senin üstünden kalkamayacağın hiçbir sorunun olmaz. Bu kadar. O yüzden de korkma sönmez bu şafaklar. O yüzden Alsancak diyoruz yani. Evet. Bu kayaların oğlu nedir hocam? Birkaç kere kayaların oğlu nedir diye soru geldi. Ben Ya de şimdi duymadım. Barış Manço ile ilgili çok şey geliyor ama yani hiç konumuzda hiç ilgisi yok yani bunun. Hani Barış Manço şunu biliyor muydu, bunu biliyor muydu, şöyle miydi, böyle miydi? Hani bunlar popüler gündem edilmiş konular. Hani ben bu konulara girmek istemiyorum şu anda.
Tamam. Ahit sandığı kaç tanedir? Ahit sandığı hakkında bilgi alabilir miyiz diyorum. Yani kaç tanedir derken, yani şimdi bu konularda sevdiğimiz dostlarımız da tabii fikirlerini beyan ediyorlar. Dediğim gibi her tür fikre saygımız var. Ondan sonra ama hani benim ait sandığı anlayışım bir yere kadar onlarla paralel, bir yerden sonra bazı farklılıklar var diyeyim. Çünkü benim yakında işte vakit bulursam yapacağım bu konuda görüşlerimi, bilimsel ve teknik altyapısıyla ayı sandığını ben de açıklayacağım yani. Zaten daha önce açıklamıştım ama yayınlamadım başka bir şeyde, programda. Bazılarına ağır geldi bu bilgiler. Ondan sonra baktım hani bu kanalda yayınlamamak lazım. Kapasitör muazzam bir enerji cihazı, iletişim aleti ve bunun birçok özelliği var. En önemli özelliklerinden bir tanesi bayağı sesli, görüntülü, hologram teknolojisiyle iletişim kuruyor. Ve bunun haricinde işte çiğ tanelerinden yenecek hale gelinen bir şey var. İşte umanla, işte kudret helvası, monoatomik altınla alakası var. Ondan sonra ölçülerinin çok özel bir şeyi var. Bunların da ne olması, niye böyle olduğu, piramitlerle ilişkisi, bunların hepsiyle ilgili şey var. Genel olarak hani bu anlatılanlara işte ben de katılıyorum ama kaç tane derken işte bazıları bunun 3 tane, biri işte şu UFO'da duruyor, biri şurada duruyor, biri burada. Yani ben UFO'da duran bir ayı sandığı görmedim. Böyle bir bilgiye hiçbir kaynakta rastlamadım. Ama bu böyle olmadığını da ispat edemem. Aksini de ispat edemem. O yüzden ben ulaşabildiğim kaynaklardan edindiğim şeklini sunacağım, dediğim gibi. Bunlar kanal bilgisidir. Kimse gözüyle görmüş mü? UFO'ya gidip görmüş mü? Hayır. Bir takım varlıklarla temaslar sayesinde o varlıkların verdiği bilgilerdir. Bu şekilde bilgiler. Ben böyle bilgiler almıyorum. Almaya niyetim yok. Öyle bir çalışma beklenti içinde de değilim, onu da söyleyeyim. Yani çünkü o varlıklarla temasa geçmenin bedeli olur. Ben insan olarak doğdum, insan olarak ölmek istiyorum. Benim şeyim bu yani. Hani ötesine geçeyim, şuraya gideyim, astrale çıkayım falan. Yok, ben geldim, burada yapacağımı yaparım. Ondan sonra gittiğim yer neresiyse orada da geri kaldığımız yerden devam ederiz. O yeterli benim için. Başka şeylerle uğraşmıyorum yani. Ha, bu şu demek de değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani bunu yapanlar, iyi anlamda yapanlar var mıdır? Kesinlikle vardır. Her bilgi kötü müdür? Değildir. Her bilgi yanlış mıdır? Değildir. Doğru bilgiler var. Ama buradaki farklı bir sürü çelişkili bilgi var. Hangisini doğru kabul edeceğiz? Ben hiçbir şey, yani şimdi biri diyor ki bir varlık 3 tane dedi, öbürü diyor 5 tane dedi, öbürü de 15 tane dedi. Biri hiç yok ayıt sandı, yalan. Şimdi hangisini baz alacaksınız? O kadar çoğalıyor ki. Yani o yüzden kanal bilgisi ve hadis konuları benim için ikinci derecedir. Birinci derece de elle tutulan bilgiler. Nedir? Mesela arkeolojik kanıtlar, bilimsel kanıtlar ve ben her şeye frekans ve matematik, geometri gözüyle bakıyorum. O yüzden elle tutulur, gözle görülür, ulaşabildiğimiz kadar bilgileri baz alma benim birinci önceliğim. O yüzden de ben kendi bilgilerimi hani mümkün olduğunca bu şekilde veriyorum. Çünkü benim bir kanal temasım falan yok, dediğim gibi. O yüzden de, ama olanların ki doğrudur yanlıştır, herkes tabii ki kendi kararını kendi verecektir. Işık konseyi var mıdır diye soru aldım. Ya ışık konseyi, galaktik konsey, Ashtar Command, Evet. ondan sonra işte yine aynı şeye geldik. Işık konseyi vardır. Nerede? Göster o zaman. Yoktur. Yokluğunu göster. Hani gittim bak şurada var diyordunuz, geldim ben uzayda bulamadım o noktayı. Var mı böyle bir baba yiğit? Yok. Bunların hepsi yine dediğim ki kanal bilgileri işi. Yani işin içine kanalı soktuğunuz zaman var, günlük gazete gibi. Oradan buradan, şu gezegenden bu gezegenden kanal bilgileri veriyor. Ama bakın, çok önemli bir çizgi var. Ve herkese lütfen bu şekilde bu gözlükleri, bu filtreyi taksınlar istiyorum. Şimdi bu kanal bilgisi olduğunu iddia eden insanlar var. Hani iyi niyetle yapıyor olabilir, kötü niyetli olabilir, bir takım varlıkların etkisine girmiş olabilirler. Farkında olmayabilirler. Yani ne yaptıklarının. Çünkü varlık seni ele geçirdiği zaman sen kendi bilincini iptal ederek seni geçiriyor. Artık o, sen kendi hard diskine kayıt yapmıyorsun. 12'ne gidiyor. O yüzden hani iyi bir şey mi yaptın, kötü mü? Seni terk ettiği zaman sen bakıyorsun.
Aa, neler yapmışsın ama sen yapmamışsın yani. Onun gibi şeyler olabiliyor. Şimdi burada şunu ayırt etmek lazım. Kanal bilgisi kim veriyorsa. Eğer ki internette, kitaplarda ya da insanlar arasındaki bilgi seviyesinin üstünde, çok çok üstünde bilgi vermiyorsa bu muhtemelen bir hastalık belirtisi bana göre. Yani paranoid şizofren gibi, yani bu noktalara doğru gidecek çok tehlikeli olabilecek bir şey. Neden? Ya kanal bilgilerine bakıyorum. Google'da olmayan hiçbir şey yok. Şimdi kanal bilgi, TV kanalı bilgisi bunlar. Yani uzay kanalı değil ki. Bir uzaylı sana bilgi veriyorsa mesela desin ki şurada bilmem ne açısında, ondan sonra şu yıl bulunacak bir gezegen var ya da yıldız var. Var mı böyle bir bilgi? Ha, 3 sene sonra mesela, seneye, ondan sonra olacak bir olayın eti. Ama seneye çok büyük deprem olacak. Şimdi kanal bilgiciler hep böyle. Yani %99 böyle gidiyor. İşte yakında çok önemli bir şey olacak diyor. Hayda. Bir kaza alıyor, yangın oluyor, deprem oluyor, bomba pat. Bak ne dedim ben size. Gördünüz mü? Filan. Gördük. Neyi söyledin? Yani kardeşim, eğer bu uzaylıysa, kanal bilgisi ise, sana nokta atışı, nokta atışı. Ondan sonra bilgiyi vermesi lazım. Ve bu bilgiyi hiçbir dünyalının, hiçbir bilim insanının bilemediği bir bilgiyi sana çok rahatlıkla veriyor olması lazım. Bilgilerin içinde böyle şeyler var mı? Ben bakıyorum, hepsi yorum. Yorum ne? Onun videosunu izlemiş, bunun videosunu izlemiş, benim videomu izlemiş. Ondan sonra yorum yapıyor. Ne oluyor? Kanal bilgisi diyor buna. Ya kanal bilgisi değil, sen 3 tane videoyu yapmışsın, rüyanda gördüğünü kanal bilgisi zannediyorsun arkadaş. Ve millet de masal dinlemeyi çok sevdiği için bunlarla ilgili ah filan, şunu bildi, şu şöyleymiş, bu böyleymiş filan. Yani aynısını benim için söyleyenler de var. Yani sen de uçuyorsun hoca, işte şöylesin böylesin filan diye. Ama yani ben işleri frekansa bağlıyorum. Matematiğe bağlıyorum. Geometriye bağlıyorum. Bak, elle tutulur bir hiç olmazsa inanırsın inanmazsın. Kur'an-ı Kerim diyorum, Tevrat diyorum. Tamam, deforme oldu, yanıldı, işte çıktı, azaldı, çoğaldı. Bunlar ayrı konular. Sonuç olarak elle tutulur bir şeyler üzerinden. Sümer tableti diyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim diyoruz. Mağara yazıtları diyoruz. İşte biyolojik kanıtlar diyoruz. Bak burada Bosna piramidi diyorum. Size diyorum yani, verdim işte, açın tıklayın izleyin 2 saniye sonra. Oradaki jeopolimer yapının, moleküler sisteminin formülünü söylüyoruz. Yani şimdi ben bunları davulcu müzisyen halimle bu bilgilere ulaşıyorsam, senin uzaylıdan bilgi alıyorsan bunu 100 kat fazlasını bana söylemek zorundasın yani. Ha, söylemiyorsa o kanalın hayra alamet bir kanal değildir yani. Gerçekten bir kanal bağlantın vardır da o senin sandığın varlıklar değildir. Seni kandırıyorlardır. Vesveseyle seni kullanmaya çalışıyorlardır ve kullanıyorlardır da yani. Ondan sonra o yüzden ben o işlere çok fazla yakın hissetmiyorum kendimi. Öyle söyleyeyim. O bilgileri de işte değerlendirirken de şimdi bana soruyorlar. Ben ne bileyim, uzayda bilmem galaktik konsey var mı? Ha, bunların çoğunun safsatı olduğunu, ondan sonra ha şey olduğuna inanamıyor mu? Bu tip hiyerarşik düzen var mıdır? %100 inanıyor. Tabii ki başıboş değil. Farklı boyutlar var. Farklı dünya dışı tipler var. Bunların birbiriyle belli bölgeleri var. Belli sistemleri var. Belli frekans aralıkları var. Belli teknolojileri var. Belli anlaşmaları var. Evet, bunların belli yasaları var, kanunları var, sistemleri var. Tamam. Ama sana böyle günlük, bugün bunu dediler, şunu yarın şunu dediler filan. Bu ne ya? Gazete mi yani bu? Falım ciltlerindeki astrolojik bilimsellik yani şeye benzedi yani. Cikleti aç işte 3 vakte kadar işte evleneceksin falan. Hani bu mu astroloji mi yani? Ciklete girmiş artık. Ama astroloji yalan mı? Hayır. Doğru da falım sakız, hadi isim de vermeyelim, sakızın içinden çıkan bir şeyle bunu bağdaştırmamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ya o başka bir şey. Çocuklara oyun olur yani. Ama işte gazete bugün şu burç şunu yapacak. Arkadaşım, kadını var, erkeği var. Şimdi Rothschild'ın aynı gün doğan çocuğuyla Afrika'da, Suriye'de doğan aynı gün çocuğunun
doğum haritasını siz aynı mı zannediyorsunuz? Tabii. Neymiş? Üç vakte kadar çok güzel bir şey olacakmış. Adam orada kuru ekmek buluyor çok güzel diye. Öbürü bilmem Rolls-Royce'unu yeniliyor yani. Şimdi aynı mı şeyler? Yok, hayır. Bambaşka şeyler oluyor. O yüzden bunları çok ayrı ve bilimsel, matematiksel altyapıyla ele alındığı zaman ben çok daha değerli buluyorum. Ama bu demek değil ki kanal bilgilerine dinlemeyin. Ben de dinliyorum. Açıyorum, dinliyorum ve bir tebessümle kapatıyorum sonra. Yani çoğu böyle. Ondan sonra bazı insanlar var. Hani bazı bilgiler. Şimdi kanal bilgisi çok hiçbir yerde bir şey bilgi bulamadığım bir boşluk oluyor. Yani okuyorsun o dünyadaki bütün kitapları da okuyacak halimiz yok. Ulaşamıyoruz. Vaktimiz de yok zaten. O mesela o çarkı çevirecek bir bilgi atıyorum kanal bilgilerinden gelebiliyor. Yedek olarak ben onu oraya takabiliyorum. Eğer doğruluğuna ve matematiksel, mantıksal, bilimsel şeylerle tutarlıysa koyuyorum onu oraya. Daha bilimsel, daha bir şey gelip aa bu böyle değilmiş, şuymuş deyip o çarkı değiştiremiyorsam evet orada onu tutabilirim. Ama Evet. sıralamam ve hiyerarşim benim bu şekilde. Evet. Piramitlerin açılış saatleri diye soru geldi hocam. Piramitlerin açılış saatleri nedir diye. Nasıl Doğum ziyarete mi açılış saatleri. saatleri nasıl bir ben anlamadım Anlamadım. soruyu. Onu da anlamadım. Piramitlerin çalışma saatleri nedir diye soru geldi. Peki Zülkarneyn diye de soru geldi. Açıklar mısınız diye. Zülkarneyn ya bunların hepsi uzun konular ayrı program konuları iki cümlede bunları açıklayamayız ama Zülkarneyn yani zaman ve boyutlarda yolculuk edebilen Kur'an'da da geçen ve peygamber olup olmadığı da kesin olarak belirtilmemiş bir karakter. Ve bu karakter Hazreti Musa döneminde yani hani o yaşıyor ve ünlü kişiler tanınmış kişiler olduğu söyleniyor. Yani çok önemli bir şey var. İşte Zülkarneyn Seddi ile alakalı. Ki Zülkarneyn Seddi de işte bu varlıkların bizle olan frekans temasını kesen bir rezonatör gibi bir ayıraç. Ki bana göre bu bir boyut kapısını tıkamak ya da bir boyut frekansını engellemek suretiyle. Yani bir jammer gibi düşünün bunu. Nasıl böyle işte siyasi ünlü bir kişiyi uzaktan telefonla bombasını patlatmasınlar diye böyle antenli cipler. O bölgeyi öyle bir frekans balonuna alırlar ki hiçbir başka frekans oraya girip bir şeyler yapamaz o bölgede. Aynen Zülkarneyn Seddi'de böyle teknolojik, manyetik ve yüksek teknoloji içeren bir olaydı diye düşünüyorum. Ve orada Zülkarneyn kimdi? İşte Oğuz Kağan mıydı? Cengiz Han mıydı? İşte Enlil miydi? Ya da işte başkası mıydı? Bu konuda işte çok farklı ifadeler var. Uzun konu. Ama çok önemli bir şahsiyet. Evet. Peki Tarsus kazısını sordular hocam. Manisa'ya es geçiyorum. Manisa çok geldi ama Manisa konusunda daha söylemiştiniz Ya belki Manisa bilmiyorum. konusunda şöyle bir şey var. Yani gelişmeler oluyor mu? Oluyor. Ama artık şöyle bir şey var. Yani bu konu dediğimiz gibi. Ya bir yerden sonra artık bizim Manisa ile ilgili şeyimiz, amacımız neydi? Devletimizi ve milletimizi bu konuda bilgilendirmek, ulaştığımız bilgileri yapmak, dikkatleri buraya çekerek Tarsus'taki gibi oldu bittiye getirilmesine mani olmak ve bu konuda da devletimizi, yetkililerimizi bu konunun bilgisi dahilinde bu bilgiyi ulaştırmaktı. Biz bir vatandaş olarak bunu yaptık mı? Yaptık. Ben sonuna kadar iyi niyetimizle, coşkunla beraber bu vatandaşlık görevimizi sonuna kadar yaptığımızı düşünüyorum. Bakın milyonlarca insan onu izledi, duydu, gördü ve sahip çıkıyor artık. Biliyor yani. Yarın öbür gün orada bir şey olduğu zaman ondan sonra gerçekten bu insanlar onun hesabını sorar. Yani artık çünkü biliyorlar. Şöyle bir şey var. Devletimizde haberi var. Zaten varmış. Onu da söyleyeyim. Hani ancak bu kadarını söyleyebiliyorum. Şimdi zaten devletin bir şeyi bildiği bir şeyi siz hani biz bilmiyor diye gittik ama öğrendiklerimizden sonra bırakın devleti neredeyse bütün dünya biliyormuş yani. Orada dönen olayları diyeyim artık size. Bu kadar dünya çapında bir takım merkezler bu işin peşinde ve bilgisi dahilindeyse artık siz hani yok doğruydu yanlıştı.
Tabii şunlar da insanın gücüne gitmiyor değil yani. Bakın ben bu şeyle hiçbir şey beklemeden orada gidip iyi kötü doğru da çıkabilir, yanlış da yalan da çıkabilir yani. Biz bunu bilimsel olarak ölçümlemelerini işte şeylerini yaparak insanlara ulaştırmaya çalıştık ama bir yerlerde artık öyle bir hale geldik ki bildiklerimizi açıklasak suçlu duruma düşeceğiz. Yani hani o yüzden de artık sınırımız çizilmiş oldu. Neyse. Bizim gördüklerimiz, bildiklerimiz bize yetiyor. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ama şunu yapanlar var. Yok, biz 3-5 tık almak için böyle bir şey yapıyormuşuz filan. Bakın ben bunu kendi videosunu hala koymadım. Hiçbir zaman da koymadım yani. Kendi kanalıma. Çünkü bu coşkunun emeğidir dedim. Emeğe saygıdan koymadım. Hayatında onun, yani biz yer söylemedik. Ve bunu yalanlayanlar haritada onun parmağıyla yerini göstersin tamam diyeceğim arkadaş. Sen ne diyorsan kabul. Haritada yerini bile bilmedikleri bir yerde bir şeyin olup olmadığını çıkıp kendileri bu kadar insana açıklıyorsa onlar kendi ayıplar. Bakın biz gittik araştırdık araştırmamızın sonucunu söylüyoruz. Bu kadar araştırdık bu kadar söylüyoruz. Sen neyi araştırdın neyi biliyorsun da doğruluyorsun ya da yalanlıyorsun arkadaş. Yani yüz binlerce insana sen kanaat önderliği yapan biriysen o bıyık altından gülerek onu bunu kötüleyip küçümseyerek yok YouTube'da tıklanmak için 3-5 kuruş kazanmak için gibi asılsız ve manasız çirkin iddialarla suçlayarak yapmayın böyle şeyler arkadaş. Siz de gidin, siz de ölçün, gezin, tozun, bakın, görün, ondan sonra konuşun. Anlatabiliyor muyum? Kim ne yani ne risk aldınız ne yaptınız da siz konuşuyorsunuz. Sonra işte insanlar da konuşuyor. Niye işte siz şey yapmıyorsunuz işte yarıda bıraktınız falan filan. Ya arkadaşlar yani yarıda bıraktınız da. Ya biz 4000 kilometre arabayla yol gittik yani bu işleri sadece bu iş için. Lütfen bunları iyi anlayın yani. Herkesin bir hayatı var herkesin bir limiti var. Biz Rockefeller'ın torunu değiliz yani. Anlatabiliyor muyum? Rothschild'sin bilmem nesi değiliz. Arkamızda bilmem kimler yok yani. Anlatabiliyor muyum? Başımıza gelen olaylardan sonra artık ya yani elimiz kolumuz bir yerde bağlanıyor. O yüzden yani lütfen bizleri de yanlış anlamasınlar. Bakın ne oldu? Tarsus'ta oldu bitti. Beton döktüler, kapattılar. Şimdi şöyleydi, böyleydi. O ayrı tartışma konusu. Ama bakın biz söyledik. Bir şey yanmadan, testi kırılmadan uyardık mı? Uyardık. Arkadaşım çok isteyen varsa buyursun kendi gitsin araştırsın artık. Yapabiliyorsa. Yani bir önce şükretmeyi öğrensinler. Bak vatandaş olarak biz tarihimizi, devletimizi, milletimizi bilgilendirmek için canımız dahil her şeyi ortaya koymuş muyuz? Koymuşuz. Benim 5 kuruş çıkarımız var mı? Harcadığımız paraları, vakitleri, zamanı, vaktini aktarın. Lütfen yani bir dikkat edin. Ondan sonra aldığımız risklere bakın. Yaşadıklarımızın %1'ini kimse bilmezken ondan sonra ona göre birazcık tabii dikkatli konuşsunlar istiyoruz yani. Evet. Sonsuz enerji diye bir arkadaşımız vardı diyor. Evet. Onun akıbeti ne oldu diye soruyorlar. Akıbeti şöyle oldu. Ben birkaç tane önemli şirketle de görüştüm. Lütfen dedim Türk firmaları destek çıksın. Türkiye'den böyle bir şey çıksın. Arge firmalarına gittim. Ondan sonra çocukcağız zaten yani hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. O hayat derdinde yani kendi şeyle uğraşıyor. Yani ben yurt dışına gitsin bu bilgileri yabancı birilerine versin istemiyorum. Kendi de istemiyor zaten. Ama maalesef de ciddi bir adam, bir firma, bir şeyde gel kardeşim bir gel otur bir anlat bakayım sen nasıl yapıyorsun? Hadi bir göster bize ne yapabiliriz? Hani nasıl bize ispat edeceksin? Yani 3 kuruş 5 kuruş yapalım bize bir şunu yap bunu yap hani şu hale getir filan diyen de çıkmadı. Ne yapalım yalvararız mı arkadaş? Yani diyoruz ki böyle böyle bir şey var. Sonsuz enerji. Alın kullanın devletimiz, milletimiz, şirketler, bir şeyler filan. Ne yapayım artık daha yani? Bu elimden gelen bu. Ya öyle mesajlar geldi ki yemin ederim hüngür hüngür oturup ağlatan mesajlar geliyor. Nereden geliyor? Bilmem nerenin bilmem ne işte köyünden, Ağrı'nın Patnuz'undan bilmem ne köyünden bilmem ne nene yarım yamalak şeyle oğlum torun ben okuma yazma bilmiyorum torunuma yazdırıyorum diyor. İşte 2 keçi var birini satayım da yollayayım bana IBAN ver falan. Hani inanmış güvenmiş sağ olsun. Böyle şeyler var ki yani bir kuruşu asla kimseden hiçbir şey almadık talep etmiyoruz. Bizim şeyimiz bunun sistematik bir şekilde üretimini yapacak
ve bir makine haline getirecek yardımları biz diliyoruz. Onun haricinde bir şeyimiz yok, talebimiz yok kimseden. Burada bakıyorsunuz, yani bu insanlar bile, bakın ben bir iki bileziğim var diyor, birini satayım diyor filan. Burada son şeyini, sahip olduğu son şeyleri insanlar vermeye çalışıyorlar. Bakın nasıl destekliyorlar yani. Ki hakikaten çok duygulandığım şeyler oldu böyle mesajları gördüğümde. Ama yani bu kadar şirket var, bu kadar trilyonluk yatırımcı var. Yani bir tanesi bir toplantıya çağırıp da beni çağırmasın. Az çocuğu götürsün. Bir anlat kardeşim, yarım saat bir kahve ısmarlasın, sonra teşekkür etsin. Bunu bile yapan olmadı. Çok açık ve net söylüyorum. E ne yapalım arkadaş? Ya etimiz butumuz bu. Yani inanan inanıyor. Demek ki inandırıcı gelmemiş insanlar. Ama ileride benim şeyim olursa, hani ben kendi imkanlarımız doğrultusunda artık bir şekilde bunu hayata nasıl geçiririz ona bakacağız. Şimdi aynı şehirlerde değiliz arkadaşımızla. İnşallah bir araya geldiğimiz zaman kaldığımız yerden bir çaresine bakacağız. Kendi kendimize ne yaparız? Bir, ama hangi konuyla uğraşayım arkadaşım? Biri kitap yaz der, öbürü sonsuz enerjiyi bul, öbürü piramidi araştır. Yok Bosna'daki bilmem ne yok, İşte Japonya'da bilmem ne var, Atlantis'i git keşfet falan. Yani biz de tabii şey değiliz yani, UFO'ya binip böyle sınırsız yetki ve parayla. İşte dediğim gibi Rothschild'ın torunu değiliz yani. İşte ne, namı değer Anadolu çocuğuyuz. Etimiz butumuz belli ama yüreğimiz, niyetimiz de belli. Bununla da gurur duyuyoruz zaten. Bunlar bize yeter diyoruz. Ben çok seviliyorsunuz. Öyle güzel mesajlar okuyorum ki. Sağlığınıza dikkat edin diyen var. Allah razı olsun diyen var. Sağ olsunlar, yani, var olsunlar. Rabbim sizi korusun diyenler var. O kadar çok seviliyorsunuz ki ne mutlu. Böyle birlikte olabilmek, sevgiyi paylaşıyor olabilmek. Bir de beşinci boyutla ilgili biraz konuşalım hocam. Beşinci boyut nedir? Geldik mi diye soran var. Yani şimdi beşinci boyut nedir diyene ben dördü ne zaman atladınız diye sorayım önce bir. Yani onu hesabını yapalım. Şimdi boyut derken kim neyi baz alıyor? Bugün mesela benim işte üniversite son fizik bölümünde okuyan arkadaşıma sordum. Mezun oldun. Kaç boyut var dedim. 3 dedi. Yani halbuki 11 boyutu şu an bilim insanları kabul ettiler yani. Ama biz hala üniversitenin fizik dersinden mezun olan bir arkadaşımız hala 3 boyutu biliyor. Anlatabiliyor muyum dediğim? Ha, zamanı da 4. boyut olarak alıyorlar. O yüzden 5'e geçmek filan. Ama önce boyut kavramını anlamak lazım. Boyut ne? Yani 3'te 4'ün, 4'te 5'in birbirinden farkı ne? Boyut dediniz ne? Bunlar uzun konular ama şöyle söyleyeyim. Boyutları en güzel şöyle özetlerim bir müzisyen olarak. Piyanonun oktavları 7 tane ses vardır. Bu 7 ses tekrar eder. Do re mi fa solesi, bir daha do re mi fa solesi, sonra bir daha do re mi fa solesi, sonra bir daha. Hepsi aynı mı? Hayır. Birbirine çok benziyor. Birisi kalın, öbürü ince, öbürü daha ince, o öbürü en incesi. Yani git ki oktavları değişir ama sistemi değişmez. Yani do'ya göre mi 3. notaysa öbüründe de do re mi 3. nota. Anlatabiliyor muyum? Mi sol mesela küçük üçlüyse öbür oktavda da mi sol küçük üçlüdür. Yani teorik matematiksel denklemleri değişmez. Ne olur? Frekansları değişir. İşte evrende de bu işin aynen bu şekilde işlediğini iddia ediyorum. Bunları da anlatmaya çalışıyorum zaten. İddiam bu. Ve buradaki frekans farklılıklarının, oktavlarının boyut dediğimiz iç içe geçmiş katmanlar oluşturduğunu, bunların da belli bir geometrik şeklinin olduğunu, bu geometrik şeklin katmanlarının ve belli bir çapının olduğunu. Yani bunları bilim insanları da ölçmüş, iddiaları var zaten. Sadece hepsini ben keşfettim, buldum demiyorum. Ve bunun şekli, şemali, eni, boyu hepsi biliniyor. Vortex matematiği adında bunu incelesinler, araştırsınlar yani vakti olanlar. Bunları görecekler zaten. Ama bana göre 12 artı 0. Yani şimdi 12 artı 0 diyorum, gene 12 boyut var ama 0. Kadir mutlaksız değil. Hiçbir zaman onu geçmeyeceğiz. Çünkü esasen 13. noktadır o. 0 ve 13 aynı şeyden gelir. Ve bu sistemdeki katmanların boyut oluşturduğunu, bu boyutların oluşmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu matematiksel, harmoniksel ispatlarıyla öğrenmek isteyenler 18-19 Aralık'ta
frekans seminerine gelecekler. 2 gün boyunca bayağı böyle bir beyinleri yanacak. Ama o zaman derdimi ancak izah edebilirim. Böyle 2 cümleyle bu işler olmuyor. Beşinci boyuta geçtik mi? Yani ne beşinci boyuta geçmesin? Yani boyutlar arası geçtiğiniz zaman bu işi bu kadar çocuk oyuncu, aa geçtik galiba, geçmişiz falan. Böyle değil yani bu işler. Yani Evet. çok dediğim gibi sulandı, çok şey oldu. Ha, beşinci boyuta kıyam dediğin o yükselişten sonra beşinci boyuta mı geçersin? Geç. Ama beşe mi geçersin, yediye mi geçersin? Şimdi onu da oturalım tartışalım. Onlar da ayrı konu. Bir yere geçeceğiz de nereye geçeceğiz? Dörde mi, beşe mi? Ondan sonra o yediye mi? İşte bunlar da, ama şöyle bir şey var. Kıyam yükselmek demek, yükseliş demek. Ve bu yükseliş kesinlikle frekans ve boyut olarak düşünülmeli. Ve o yüzden de korkulmamalı. Korkması gerekenler kimler? Yükselemeyecek olan parazitli, düşük titreşimli, düşük enerjili. Bunları kendine, hard diskine bu titreşimleri kaydetmiş olanlar korksun. Çünkü bunlar pat diye oraya geçemeyecekler. Sıçrayamayacaklar. Belli bir dönemde bunların belli bir şeyde ıslah edilmesi lazım. Bu frekansların inceltilmesi, yükseltilmesi, törpülenmesi gerekiyor. Artık buna cehennem mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Onlar başka tartışma konusu, ama oradan törpülene yol aynı. Herkesin yolu, istikameti aynı. Uzaylılarınınki de aynı. Onlar bizden 3 tur fazla atmış yani. Ama işte biz burada yaptıklarımızla onları sollayabiliriz. Onu da söyleyelim. Yükseliş. Kimin ne kadar yükseleceği tamamen frekansına göredir. Yani Alaska'daki bir ateist hayatında cami görmemiş, kilise görmemiş. Senden benden iyi puanla ayrılabilir buradan. Önemli olan iyi insan olmaktır. İyi insan olmanın da tek şartı yüksek frekans, temiz bir kalp, iyi niyet, sevgi ve bilgidir. Onun dışındakiler teferruattır yani. Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Farkındalık ve bilinç seviyesi önemlidir. Bir soru yazdım. Japonya'dan Türkiye'ye uzanan ney hatları hangi şehirlerden geçiyor diye sormuş arkadaşım. Arka arkaya sordum, cevap alır mısınız? İnce not aldım. Yani şöyle bir şey var. Japonya'dan buraya ne geçiyor diye keşke böyle bir şey olsa da tek tek söylesek. Yani ley hatları üstünde dünyada da özellikle Türkiye'de de yapılmış bilimsel çalışma bulmak çok zor. Bakın buradaki benim için en bilimsel ley hattı nedir biliyor musunuz? Piri reise çizdirilmiş olan. Diyeyim de altını çizeyim, öyle geçeyim. İşte oradaki o çizgiler ley hatları. Mesela onu baz alarak bir cevap vermeye belki çalışılabilir bu soruya. Fakat burada şöyle de bir olay var. Ley hatları da manyetik şeylere göre değişebilir yerleri. Çünkü bunlar kablo ya da kanalizasyon, beton, bizim bildiğimiz hatlar değil, enerji hattı. Enerjisi değişir. Manyetik eksen kaymasıyla beraber ley hatları da sabit olmayacaktır. O yüzden de bunlar değişkendir ve bunun detaylı bir şeyi yoktur. Yani çok bu konu havada, ama çok da önemli ve araştırılması kesinlikle gereken çok önemli bir konu. Özellikle de Türkiye'de. Neden? Türkiye'de bu ley hatları çalışması yapılırsa, yani ben pahalı bir cihaz var alamadığım için yapamıyorum, ama ya bu enerjileri ölçebilecek, bilimsel olarak ispat edebilecek cihazlar var. Bu onlara ihtiyaç var. Eğer onlarla bu ölçümler yapılırsa bakın neler çıkacak. Tüm o kült sistemlerin, tüm o binalarının, yok işte Ayasofya niye orada duruyor, Göbekli Tepe niye dağın başına yapılmış, işte bilmem neresi niye, işte o Hristiyan Kilisesi niye orada duruyor, bilmem ne, niye Zerzevan'a gelip milyar dolarlık adamlar Zerzevan'da şey yapıyor. Bunların hepsinin sebepleri bilimsel olarak ortaya çıkacak ve o bağı çözdüğünüz anda bunun devamını göreceksiniz. Dünya üstünde de nereye gittiğini göreceksiniz. O yüzden bir el bunun yapılmasını engelliyor. Bir şekilde tıkıyorlar bu çalışmaları. Keşke Evet. yapılsa. Evet. Frekansımızı nasıl yükseltebiliriz diye soruyor arkadaşım. Ya şöyle bir şey var. Bunun da çok yöntem var, ama en basit ve sade cevabı vereyim. Hakan Yedican usulü. Düşürmeyin frekansınızı arkadaşlar. Sizin zaten frekansınız yüksek. Kadir Mutlak'ın vermiş olduğu bir frekans var size. Bunun değerini bilin. Abuk subuk işlere burnunuzu sokup kurcalaya kurcalaya el alemin cinlerine, ifritlerine kapılarınızı sonuna kadar açmayın. O yüzden
Yani mutlu olduğunuz, sevdiğiniz şeyleri yapıp sevmediğiniz şeylerden uzak durduğunuz sürece, sağlığınıza dikkat ettiğiniz sürece frekansınız zaten olması gereken en yüksek şeyde. Bunun haricinde meditasyon yaparsınız, gidersiniz ama biri meditasyon yapar, öbürü gider yüzer. Yani denizde yüzmek de frekans yükseltir. Ormanda trekking de yükseltir. Kayak yaparken de yükselir. Hangisini tavsiye edeceğiz? Herkes kendi yöntemini kendisi seçecek. Ama şunu unutmasın. Yani ben kayak yaptım, frekansım yükseldi. O istediğim her türlü pisliği yapabilirim, günah işi. Hayır arkadaşım. Siz bu frekansın ne kadar bilginizle, sevginizle o bembeyaz ütülü gömleği kirletmeden ne kadar giyiyorsunuz? Yani sadece yıkamak değil, ona sahip çıkmak da önemlidir yani. O da senin kalbinin, yüreğinin, yaptığının, niyetinin frekansıyla alakadar. O yüzden yani sevgi ve bilgi, bunu çarpın işte eşittir sizin frekansınızdır yani. Ama kim sevgisini bilirsin? Ben sevgimi ne bileyim yani, çok yükseltebiliyor muyum, o konuda çok başarılı mıyım bilemiyorum. Ama en azından bilgimle bazı şeyleri aydınlatmak mesela beni çok inanılmaz derecede mutlu ediyor. Bazı o yalanlardan kurtulmak beni inanılmaz rahatlatan bir şey. Mesela ben böyle mutlu oluyorum artık. Bu beni mutlu ediyor. Ama benim gibi 18 saat kitap oku desem belki başkası delirir yani. O ona iyi gelmeyebilir. O yüzden herkes ki yani işte. Yeri geliyor yani sabahın 8'ine kadar gözlerim kızarmış işte, ondan sonra her yerimiz tutulmuş, ondan sonra bu çalışmalar şeyler kolay olmuyor, bazen mecbur kalıyorsunuz, sıkışıyorsunuz yani sabahlara kadar çok hiç uyumadan geçen günlerimiz çok yani. Ama işte dediğim gibi yani bu bana tatlı bir yorgunluk verir, başkasına eziyet olarak gelir. O yüzden benim dediğimi yap, işte şu doğrudur şu yanlıştır demiyorum yani, sadece şunu tavsiye ederim ben burada: bilmediğiniz garip enerji şeylerini frekansını yükselteceğim diye ruhunuzdan olmayın yani. O yüzden yani prize parmağını sokarsan da frekansın çok güzel yükseliverir bir anda böyle. Hele böyle 380 şehir cereyanıysa tadından yenmez yani. Şimdi bu da frekansı yükseltiyor. 380 volt bir enerji gelir sizi yerden de yükseltir. 5 metre havalanırsın yani. Bu iyi bir şey mi? İşte her frekans yükselten şey sizin için iyi olmayabilir. O yüzden çok dengeli, çok dengeli diyorum. Herkes kendi dengesini, kendi ilgisini, sevgisini, bilgisini, haddini bilerek doğru olduğuna kesinlikle emin olup kanaat getirdiği insanları ve çalışmaları uygulasın. Yoksa hiçbir şey yapmasın, daha iyi. Evet hocam. Hazreti Belkıs'ın sırrı nedir diyor bir arkadaşım. Birkaç kere sordu bunu. Hazreti Belkıs'ın... Şimdi Belkıs'ın sırrı var, Belkıs'ın tahtının sırrı var, Hazreti Süleyman bağlantısı var. Yani Belkıs konusu da çok önemli. Çünkü bazıları işte ayaklarının mesela keçi ayağı gibi olduğunu söylüyor. Yani toynaklı, melez bir insan olmadığını, normal bir insan olmadığını. Onun da cin ifritleri bir melezlik taşıdığını söylüyor ki ayıt sandığıyla birebir ilgisi var. İşte o Hazreti Süleyman'ın Kur'an'da da geçen Belkıs'ın tahtını getirme olayları yine insan olmayan varlıklarla ilgili. Bakın orada iki ayrı farklı çeşit varlıktan bahsediliyor Belkıs'ın tahtı getirilme olayında. Ne oluyor burada? Bir tanesi diyor ki gözünü açıp kapayıncaya kadar getiririm ben onu diyor. Öbürü diyor ki çoktan getirdim ben diyor. Yani ondan bile çok çok hızlı. Ne oluyor? Frekansları farklı. Bunlar aynı boyutun varlıkları değil işte. Boyut diyordunuz ya demek. Biraz önceki şeyleri. İşte burada bazı şeyler var. Işık hızına göre birilerinin titreşim çok daha yüksek. Biz en düşükleriyiz. Ama bizim şunu unutmayın. Fiziksel halimiz düşük. Ruhsal olan. Siz ruhunuzun kaçıncı boyutta olduğunu düşünüyorsunuz? 3 mü? 3 hariç. 3'te çünkü fiziğimiz var. Ruhumuz burada değil. Ruhumuz bağlantılı ama burada değil. Zaten başka boyutlarda. Şimdi oraya tekrar çekileceksiniz. Ölünce ne olacak? Doğmadan önce ne olduysa nereye gideceğim diyor. Doğmadan önce olduğun yere. Eğer şansın varsa. Çünkü o zaman saf ve temizdin. Burada kendini kirletmediysen. İşte bu olaylar önemli. Hazreti Musa'nın ahit sandığının Saba Melikesi
işte bu Zimbabwe bölgesinde 400 yıl kadar kaldı ve Hazreti işte bu Sebe Melikesiyle bir çocuğunun olduğu, çocuğunun 18 yaşına geldiği zaman, ondan sonra Kudüs'e giderek gerçek ayı sandığını replikasıyla, sahtesiyle değiştirdiği ve gerçeğini Zimbabwe'ye getirdiği ile ilgili çok enteresan hikayeler var mesela. Hala orada Kutsal Ayı Sandığı'nın orada korunduğu şeyleri kendine adayan rahipler konuyor. Sadece o binada yaşıyor, hiç dışarı çıkmıyor. Orada ölüyor. Ölünceye kadar o binanın içinde yani. Çok enteresan bağlantılar var. Uzun hikayeler ama dünya dışı yaşamla, boyutlar arası cin ifrit varlıklarıyla çok ilgili, ayı sandığıyla da ilgili çok önemli bir bağlantı şimdilik, ancak bu kadarını söyleyebilirim. Evet. Rüyalar hakkında ne düşündüğünüzü soruyorlar. Ya rüyalar hakkında işte yani yine çok uzun konular ama birkaç cümleyle özetle derseniz ne olur? Rüya beynin nasıl anlatayım? Arabada 5 ileri vites vardır, bir de geri vites vardır ya. İşte geri vites rüya. Siz o çarkları başka şekilde döndürerek beyninizi başka bir frekansa sokuyorsunuz. Beyniniz farklı bir şekilde işliyor. Yani araba ileri gitmiyor, geri gidiyor artık. Değişik bir hal alıyor. İşte rüya enerjinizin farklı bir şekilde ruhsal benliğinizle de aktivitesini yükselterek tüm kozmik şeyleri alabilecek sizi bir hale sokuyor aslında. Çok değişik bir enerjik yapı oluyorsunuz orada. Yine belli bir şekilde bilinç var. Yani lucid rüya olayı da var çünkü. Ama işte önemli olan bu enerji seviyesi ve rüyaların da seviyesi var. Uykunun seviyesi var, rüyanın da seviyesi var. Mesela işte rüyada işte rüya mı gördüm, vahiy mi aldım? Şimdi insanlarda şöyle bir şey var mesela. O artık çok enteresan bir hale dönüştü. İnsanlar artık rüya görmüyor. Hele benim bu konularla ilgili. Herkes görüm görüyor, vahiy alıyor. Rüya diye bir şey kalmadı. Bir ara rüya tabirleri çok modaydı. 20 sene önce öyleydi. O demode oldu şimdi. Herkes uzaylılarla temasta rüyada. Rüyada hava şey alıyor, mesaj alıyor, görüşüyor, konuşuyor. Ondan sonra astrale de bir güzel çıkıyor, gidiyor, geliyor filan. Yani boş durmak yok yani. Herkes bir şeyler yapıyor. Ben bunların bu kadar şey olduğunu zannetmiyorum. Yani hani bunların çoğu rüya, çoğu sanrı, çoğu işte hayal dünyasıyla alakadar şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama öyle olmayanları da var mı? Kesinlikle inanıyorum. Ama 100 kişinin 99'u böyle olamaz yani. Hani 100 kişiden 3 kişi, 5 kişi anca böyle olur. Onun ötesi bu işleri ya bilerek ya bilmeyerek karıştırıyor birbirine gibi geliyor bana. Yani farklı bir dalga boyu, farklı bir frekans ve enerji. Ama rüyalar bence yani anti maddeyle de yani paralel evrenle iletişim halinde olduğumuzda bir şey var. Çünkü vücudumuz anca belli bir rüyanın belli bir frekans bölümünde yenilenebiliyor. Yani siz ona ihtiyacınız var. Bakın insanlar uykuyu daha bilim insanları çözemedi. Mesela düşünsene bir hap içeyim, hiç uyumaya gerek kalmasın. Düşünsenize